Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cismaniyet 13. Değil mi 13? Selam olsun Kırıkan'a, değil mi? O kadar bereketli ki burada bir ayda yaptığımı orada 3 günde yapıyorum. Bu zanı 15 gün bir ay kalsa, bir 15 gün kalsam var ya, zanı bitirmiş geleceğim ha. Yok burada niye? Şimdi her taraf meşguliyet. Her taraf, her şey meşguliyet. Her şey. Kolunu sallayan İstanbul'a geliyor. Almayın, şundan, bundan. Kolunu sallayan da telefon ediyor. Bunlar ne güzel işte, burada yok. Anası da yaptım siteye. İstanbul'da değil. Allah. Peki. Sözler 26. Senin daire hayatın içindeki mamelikin. Neyin içindeki? Daire hayatın. Bunu kaçırmayacaksın. Daire hayatın içindeki. Dışındaki değil. Altıncı söz değil mi? Elinde bulunan, yani mameliki ne demek? Elinde bulunan şeyler. Sahip olduğu şeyler yani. O amelin, o mamelikin içindeki, mamelik içindeki cisim var. Ruh var ve kalbi. Tamam mı? Cisim, ruh, kalbi. Bunların içinde de şey varmış. Göz, dil, akıl, hayal gibi zahiri ve batın hasselerindir. Üçü için ayrı mı yoksa hep aynı şeyden bahsediyor abi? Mesela cisimin gözü, dili, akıllı hayali var. Ruhun gözü, dili, akıllı hayali var. Kalbin göz, dil, akıl, hayali var. Aynen böyle. Doğrudur değil mi? Evet. Peki bir örnek verecek olursanız nasıl olabilir mesela abi? Yani anlamak açısından. Mesela kalp gözü mesela, diyelim. Ha. Mesela kalp gözü nedir? Ferasettir. Basirettir. Dirayettir mesela bunlar. Kemalat mesela. Kemalat gözüyle şu kainata baktığın zaman bir de çocuğunu kaybeden bir kadının ve gafletle bakıldığı zaman aynı mı? Gözdür yani. Kalbin gözü. Yani kalbin iki gözü var. Unutma. Bir tanesi dima, bir tanesi vicdan. Biri alem-i şehadete yüzü bakıyor, biri alem-i gaybe bakıyor. Zaten kalp penceredir, vicdan nezaredir, bakandır. Yani kalbin bir ayağı, dima, bir ayağı, vicdan. Ama kalp bunlardan müteşekkil değil. Başka şeyler de var, konuşmuştuk. İşte bir tanesi zahire bakar, alem-i şehadetin uydusudur, gözüdür. Bir tanesi batına bakar. Dün şey sordum Abdullah. Abi diyor şu mülkle melekut, zahirle batın, gayb lakir. Yani batınla gayb farklı mı? Dağlar kadar farklı. Hiç alakası yok gibi. Gaybla batını biz ayırt etmemiz lazım bu. Bu saatten sonra ama hemen bir cümleyle söyleyeyim. Melekut kişiden kişiye değişen bir sistemin adıdır. Buz mülktür, su melekuttur. Su mülktür başkasına göre, haşikon melekuttur. Başkasına göre haşikon mülktür, enerji melekuttur. Kişinin duruşu ve seviyesine göre bulunduğu yerden baktığı yer melekut. Bunu mutlaka not alman lazım. Gayb ise dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret. Evet. Dünya mülk. Dünya mülk. Şey, zahir. Bat, şey, gayb ahirettir. Yani gayb sadece ahiret. Evet. Yani mesela gaybin sahası şeye kadardır. Unutmayın. Arşın altında cennet cehennem. Gaybdir. Alemi gayb açılsa diyor yakinim ziyadeleşmez diyor İmam Ali.
Söylede mazire müstakbel sayran gayb orada da değil abi. Nasıl abi? Alem gaybden sana mazire müstakbel diyor. Evet. Hoca İslam. Evet, gayb. Yani arşın altı cennet cehennemi diye için cismaniyetin sahası ya. Ha. Kainat gaybtır. Şeceri hilkati. Üstü, arşın üstü. O başka. O başka. melekutiyet alemi. Lahut. Lahut ya. Kaybol gayb oldu. Kaybol kendi hususi olarak melekut aleminde geçebiliyor gayba. Gaybın ötesine. Yani gaybın o arştan yukarıya şey diyordu. Gayb lahu ceberut cebra lev mahfuz. O arş da dahi ona bir tabir kullanıyordu da hatırıma gelince söylüyorum. Yani kabirler nereyi tanımlıyor bilmemiz gerekiyor. Gayb cenneti içine alıyor, arşa kadardır. Bunu bilmezsen yani mesela Lef-i Mahfuz'a da gayb diyeceksin. Gaybın ötesinde o. Başka gayb mı var mı? Başka gayb değil de orada ya işte arş, Lef-i Mahfuz, arş-ı azam, kabu kavisini şey diyor. Başka bir tabir kullanıyor. Gayb melekut diye bir şey yok. Büyük melekut. Neyse hatırıma gelir inşallah. Şimdi bunun izahını okuyorum. Cismin bile daire hayatının içinde cisim var ya cismin. Senin cismin bile daire hayatının içinde. Yani hayat cismin içinde değil. Bu çok korkunç bir şey ya. Anlayana. Bunu işlemiştik abi. Hatırlıyorsunuz işte. İşledik mi bunu? İman edersin. Bu evet abi cisim daire. Bunu böyle çizmişiz işledik diye. Vazgeçin. Ama bu bima dersine değil de daha önce bir video dersinde işlemiştik. Yok abi buna devam ediyoruz. Burada işlemedik. Burada işlemedik. Yok burada işlemedik. Burada işlemedik mi? Burada işlemedik. Benimsinde işlenmiş diye noktalar var. Allah. Ama o başka bu bir derste değil. Siz bunu büyük çekmecede yapmıştınız abi. Burayı okudunuz mu? Yok. Burada değildi genel. Almanya'daki derste olabilir abi. Öyle mi? Burada işlemedik de başka bir derste. Tamam. Siz bunu büyük çekmecede ilk cismaniyet dersinde kullandınız. Kullandım değil mi? Yani altıncı sözden. Evet. Torbamın evet. İçinde bunlar var işte. Evet. O zaman atlayan mı? Yok atlamıyorum. Hayır atlamıyorsun. Tamam. O gün farklı bugün. Burayı çok üstüne bastınız çünkü abi. Evet. Mesela çok acayip bir şey bu. Mesela neyi çözüyor biliyor musun? Bir saray var. İçinde bir memleket var. Onun içinde de bir alem var. Saray nerede? Bu işte. 10 küsur tane cismaniyet dersinden sonra bir daha dinlemek gerek. Evet. Yani mesela bir saray var diyor, ismi ad da geçiyor. Bir saray var. O sarayın içinde bir şehir var. Sarayın içinde şehir var. O şehrin içinde de bir memleket var. O memleketin içinde de bir alem var. 4 tane oldu mu? Evet abi. Saray, şehir, memleket, abi. Alem. Saray nerede? Adem demiştik ama o zaman bu zaman değişti o zaman şimdi. Bir şey demedik. Şimdi Adem o Adem de nerede hepsi? Oraya kadar. Adem demek ki Adem konuşuyorduk. Zirveyi konuştuk. Evet. Mesela seni konuşurken üniversite diplomanı konuştuk. Bugün de liseyi konuşalım. Yani devamlı mülk ve melekut değişiyor ya. Ondan değişiyor. Durduğumuz yere yoksa tanımlama değişmiyor. Mesela ilkokul mülk, ortaokul melekut. Ortaokul mülk, lise melekut. Abi ya geçen hafta ortaokulda mülk demiştik. Şey melekut demiştik. Nasıl mülk oldu? Bir başka mertebesi konuşuyoruz. Yani istediğimiz gibi konuşmuyoruz. Bazılar öyle zannediyor. At at kafadan tutsun. Hayattan mı? Değil. Yani buradan dolayı değişiyor sevgili bunu diyen kardeşim yazı yazmış. Böyle biraz uslubunu da düzeltseydi güzel olacaktı. Bir de sıcak su verir misin bak. Şimdi buz, mülk, buzdayız kardeşim buz konuşuyoruz. Su melekuttur. Ya öyle bir derse geldi ki kardeşim sudan konuşuyoruz. Suyun altyapıları yok mu? H2O. Oğlum ya sen işte suya geçen hafta melekut demiştin. Şimdi buzdayız, ayağımızı koyduk buza. Bir arkaya dönmemiz lazım, bakacağız da arkaya yani. Evet.
Nedir buz? Buz, buhar, nem, suyun sıfatıdır. Kainat öyle bir saraydır demiş. Adil'de. Adlı tam başında ya. Şu kainat öyle bir saraydır ki o sarayda mütemadiyen tahrip tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Sarayın içinde. Evet. Bak şehir var. Yok, bunu ben zannediyorlar ki ben kafadan çıkarttım. Beni mancınağa koyup fırlatırlardı ya. Sen dalga mı geçiyorsun ya sen ya? Varlığı nasıl ortada kalır? Onu ben mi kaldırdım? Adam dediği gibi. Nasıl dedi sen dedi Sırat Köprüsü'nü dünyaya getirirsin. Ben abi getirmedim dedim. Lan kim getirdi dedi. Dedim abi buradaydı zaten de üstünü ben açtım. Size bir şey sokayım mı? Bir cümle okuyacağım bunlarla kalın. Yine bu sabah olan. Yine ya. Hı hı. Kalbinizi geçir. Bak şimdi. Adam bir tane soru sordu. İki gün önce cevap vermedi. Bu sabah şey yaptı. Bu sabah burada mıydı? Hangisinin olduğunu bilmiyoruz ki, biz de karıştırdık zaten. Bunda aynı değil. Anda 2-3 defter yazıyorsun. Evet. Aynı anda 2-3 tane defter yazıyorum, doğru. Muhittin Arabi. Bak ha, buldum. 22. defterdeymiş. Bak işte. Git söyle. Tam sıcak mı? Bu sıcak değil. Bunun adı ne? Bir dakika, bunun adı ne? Biraz ılık. Heh, biz ılığı da sıcağı ayırt edecek adam olduğum için sıcak. Tamam. Bırak onu. Alma. Bardak vardır orada. Şimdi bak. Ustad alimlerin kavgasını nasıl önlemiş? Ustad uğraşmamış mı alimleri? Çok ilginizi çekecek. Ustad alimlerin kavgasını nasıl önlemiş? Alimler o kadar birbirine girmiş ki toz dumanmış. Başında mı kader fetva verdi Osmanlı'nın çıkmasıyla? Birbirlerine düşmüşler. Herkes herkesin peşinde. Bak bir şey anlatacağım. Herkes herkesle uğraşıyor. Gavur unutulmuş. İçeride Ermeniler tuş atıyor. İttihat Terakki cirit atıyor, zulmediyor. Alim alimlerle uğraşıyor. Grubuyla. Grubuyla gruba savaşmışlar. Aşiretler savaşı gibi. Ne yapmış biliyor musun usta? Ne yapmış resim? Güldüğüne göre. Tarihçe et dokunmuştum daha şu an tam hatırımda şey yapmadım. Ne yapmış biliyor musun? Yok. Ustad alimlerin kavgasını muhakemat eserini telif ederek durdurmuş. Demiş ki birbirlerinize uğraşacağınıza bu metinle uğraşın. Çözün bakalım. Ondan sonra birbirlerinize uğraşırsınız. Madem alimsiniz, hadi bakalım. Şimdi şeyler, dini cemaatler veya cemaat nur dairesi içindeki gruplar, nur cemaati tektir, içindekiler cemaat değildir. Allah da böyle bir enfusi ders çıkartarak birbirinizi tenkit eleştireceğinize çözün bakalım bu mevzuları. Muhakemat gibi oldu yani. Cismaniyeti çöz kardeşim, zanı çöz, zanı. Zanı çöz, birbirlerine uğraş. Zan nedir? Adem nedir? Sen külliyatından söylüyoruz. İddia ettiğin, çok iyi bildiğin. Öleştirdin ya, çok ben çok iyi biliyorum. Buna çok hakimim, bu yanlış yapıyor. Tamam çöz bakalım, çok iyi bildiğin kitabı. Nedir? Hadi bakalım. Bu sefer birbirlerine uğraşmak ustadın metniyle, ustadla uğraştılar. Bu da büyük nimettir. Herkes benimle uğraşıyor. Birbirlerine uğraşmaktan vazgeçtiler. Tek kişiyle uğraşınca süt liman, birbirlerine kavga etmiyorlar şimdi. Diyorsunuz ki. Şimdi bu enfusi şeylerle uğraşmaktan birbirlerine uğraşmıyorlar şimdi. Bir acayip olmuş ha. Yani kararlar şey yapmalar, ondan geliyor ve bana keyif veriyor. Tabii bir gündem oluşturmak diye bir şey var ya. Yani bir meşgul olunca unuttu seni. Yani birbirlerine uğraşmaktan bu sefer melekutu mevzularla Adem'le meşgul oluyorlar. Ya nereden çıktı bu? Baktı her mantar gibi bu tip
derste çıkmaya başladık bir sefer. Çünkü niye? Onlar birbirlerine uğraşanlar, o kapasite vardı, yiyorlardı birbirlerini, yok etmeyle var olacağını zannettiler. Oysa var olmak, içsel potansiyeli patlatmakla mümkündür. Kalemler burada, ben onu ayarladım, onlar ince kalem. Onlar dursun. Şimdi, birbirlerini var, yok ederek var olacağını zannedenler, baktı ki var olmak, zihniniz buraya verin. Var olmak, içsel potansiyeli aktif etmekle mümkündür. Üstüne var olmak, içsel potansiyeli aktif etmekle mümkündür. Yani mutlaka aksiyon olması gerekiyor fıtrat. Bakın, ondan kavga ediyorlar. Cemaatler birbirlerini aşağıladıklarından, sevmediklerinden değil. Çünkü insanın fıtratı aksiyondur. Değil mi? Onun aktiftir. Ama hedefi belli değil. Ondan birbirini yiyor. Bu aksiyon olan fıtratı hedef göstereceksin. Kendi fıtratını göstereceksin. Kendi fıtratını gösterince kendine dönecek bu iş. Seninle uğraşamayacak. Unutmayın, Allah bile kainatı devamlı kayyumiyette var olup yok ediyor. Devamlı aksiyon aktif. İnsan bunun hulasası donuk olamaz. Adem hesabına çalışır. Ya yok olacak ya aktif olacak. Aktif olacak bir şey yok ki ya. Okuduk iki tane asker varmış. Bir sağ yol, bir sol yol. Sağdayız zaten. Ya biz de sağdayız. Bizimle alakası yok sol yol. Bedbin, Hodbin, Hodgam, Hodendiş. Bunlar zaten bizimle ne alakası var? Tamam. Sen de aynı şey iddia ediyorsun. Vay be. Öyle oturuyorsun. Bak sen de böyle oturuyorsun. Böyle bakıyorsun. Ha. Şimdi iddia ettiğin kitap neydi Risale'nin? Çöz bakalım Adem'i. Çöz bakalım cismaniyeti. Çöz bakalım zannı. Çünkü zanı çözmen. Cismaniyeti bilmeyebilirsin bu ders. Sana pek bir şey getirmez gibi zahirde ama. Ama zanı çözmen gerekiyor. Hiç şansın evet. Yok. Çünkü en aynı zenni abdi bir, Allah'ın rububiyeti senin zanlar oluşturuyor. Allah nasıl sana tecelli etmesini istiyorsan sen yapacaksın onu. Bak, Allah sana nasıl tecelli etmesini istiyorsan sen yapacaksın onu. Nasıl bir sağ vermiş Cenab-ı Hak. Şuraya bak, benim diyor sana şu münasebetim şeklini sen oluştur diyor. Ben sana verdiğim silah, sistem verdiğim sistem, zan. O zaman Allah'ın rububiyeti neydi? Şu bardağın içerisine bir sürü şey koy. Dut, suyusu, şeftali, armut bir sürü koy. Karma değil mi? Bu kaderdir. Kader ne demektir? Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Esma-i Hüsna'nın her içindeki bütünlüğe sistemin adı kader. Tecelli şekli rububiyet. Tecelli şekline rububiyet, sistemin içeriği kader. Bunu kim belirliyor? Benim rububiyetim, Rab'lığım sana, senin zanlarını oluşturuyor. Enneyne zenni abdi bil. İyâke nabudu ve iyâke nesnein diyebilecek kadar makama çıkabiliyoruz. Demek ki o zaman zanı çöz. Zamana hükmedersin, zaman arkasın. Zamanı istediğin gibi daraltırsın, küçültürsün. O helizon yayı çok antikadır. Evet, abi. Şöyle arabalardaki elezoyma, kalem içindeki yay. Arabanın amatisör yayı var ya. Tak 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 tak. Kalemi yayı gibi. Tut abi şurayı. Tut abi iki tanedir. Ona girmeyeceğiz, iki tane nedir? Emrin ismi emri itibariyet. Tut, tuttu mu? Sıkıştır. Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Boşluk yok. Tırt geç. Baştan son, bir dakikadan alır. Aç. Hadi yürü bakalım, baştan sona git. Bir sene. 20-60 senede gitti. Bu yayı sıkıştırdım, sıkıştırdım, sıkıştırdım. Girmedim çünkü konu o değildi. Sıkıştırdım, tamam mı abi? Sıkıştırdım. Tamam. Sonuna kadar geldim abi. Geldi. Tam bitişik yayın adı 63 senedir. En kemal bitişik dönemi. En kemal. 20 yaşında da var ama kemal değil. En kemal. En bu. Tırt. Şimdi aç bunu, en aç Adem Aleyhisselam 2000 sene. 2000 senede varılacak şeyi 63 senede varabiliyorsun. İşte zan nedir? Bu yayın içerisindeki ara boşluklarıdır. Hasan abi, zan kaderimizi belirliyorsa o zaman zan kaderin daha üst bir birimi olan sırrı kadere bakıyor gibi gözüküyor. Yani o zaman bu zannın da şeyi emre doğru gidiyor gibi gözüküyor. Aynen. Aynen. Harun, bu çıktığı zaman şu anda bile başım dönüyor.
Aman aman o kadar cazip, o kadar acayip, yemeğin tuzu gibi, şeyi gibi, yağ gibi ki her dersimde etkiliyor, giriyor ille. Bir tuhaf bir şey. Eskide cismaniyetti. Zan hepten acayip. Zanından işte. Zannetmeye başladım artık. Zannetmek zannedilmiş. Oysa hakikatin ta kendisi. Hani vesvesede nasıl kurtuldum insanlara şu cümleyi söyledim. Vesveseni vesvese et. Vehmini vehme dersen vehim hakikat olur. Vesveseden vesvese et. Şüpheden şüphe edersen şüphe hakikat olur. Tamam. Şimdi zanı zannetmeye başlıyoruz. Şey mi yapıyoruz? Ettikçe hakikati bulacağız. Hakikati bulacağız. Şimdi ustad mahkematı şey yaparak Allah yapıyor ya bunları. Siz mi birbirlerinizle uğraşıyorsunuz ha? Doyuma ulaştınız. Ha size bir de başka bir şey vereyim. Çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz kitabın içinde bir tam komplesini sormuyoruz sana. Ey bu Kur'an'ın mislini getirin demedim mi? Ayetini getirin. Yok işte bir süreni getirin var ya. Ha, aynı Kanun Risale-i Nur'da cari. Çok iyi bildiğiniz 14 cilt kitap. Vazgeçtim kader. Bir kelime canım. Bir kelime zanı çözün. Hani çok iddia ettiniz. He? Aynen. Şimdi herkes o merkezli ders. Şimdi herkes unuttu biliyor musun? Herkes unuttu. Adıyaman'da şurada burada gördüğümü söylüyorum. Herkesi unuttu. Çöz bakalım sen. Eskiden şey vardı değil mi abi, de hizmetin hani bir geliş şekli vardı. Karşıda bir kafir şeyi vardı. Hani bir hizmet, mücadele, karşı taraf vardı. O yıkıldıkça enelere döndüler. Tabii yok ki Kemalizm muhatap, yıkılıyor. Muhatap yok. Hapishane yok. He. Zulmü yok. O bir derece insan bir gaye vardı. Hem de ne kadar? İsrail'i tutan Filistin'in düşmanlığı en büyük nimettir diyor. Yoksa biz milliyetçilik var, ümmetçilik yok. Tutamazsın o farklı parçaları. Devamlı düşman belirlemen lazım. İki tane bomba atacaksın, bak ha geliyorlar ha, görüyor musun? Bak, hepiniz tek tek gideceksin. Düşmanın varlığı içsel dengeyi sağlıyor, bütünlüğü sağlıyor. Eskide Kemalizm vardı, dinsizlik vardı, masonluk vardı vesaire. Şu anda gitti, çünkü her şeyin bir kemali var, her şey dibe gidiyor. Dünyada. Ekonomileri şeydi bilmem ne, onlar hep gidiyor şimdi. Bungır bungır gidiyor. O aksiyon olan fıtrat ne olacak? Ona karşı savaşan bu sefer birbirlerini yemeye başladılar. Peki bu sefer yediler biraz. Allah başka bir şey çıkarttı. Durun bakalım. İddia ettiğiniz bu komple Kur'an'ın mislini getirin demiyorum. Bir ayetini. Komple Risale-i Nur'un içerisini bana anlatın değil. Bir tane kelimeyi çözün. Zanı çözün bakalım. Attı kader, bana dağıttı, sana dağıttı. Ben uğraşıyorum, kimseyi görmüyorum. Her dersime girmiş sen. Ondan sonra bir tanesi diyor ki, vakıf en büyük vakıflardan, X şehrin. Ondan sonra gece görüştük. Abi diyor, eskide diyor, meşveretlerimizde, Türkiye meşveretlerinde diyor, nasıl yapacağız, o ne yapıyor, tamam mı? Meşveret ne yapıyor, Kurdoğlu ne yapıyor, şunu ne yapıyor? Yani mutlaka bir şey yapardık dosyal elimizdeyken diyor. Tamam mı? Nasıl muvaffak oluyorlar? Efendim yok, üniversite talebenin getirmek dese kayıtta gidelim. Üniversite talebe getirirken onun için en son şeyi çözdük dedi. Kurdoğlu abiden çözmüşler. Kayıt yaparken talebelere tanışmak. Anadolu'dan gelmiş. Daha yurda çıkmadan falan. Bunları düşünüyor. Şimdi bunlar da bitince diyor, çünkü ne yapacak artık? Yurtlarda muhtarda onlar bitmiş. Şimdi mecbur ya devlet yurduna ya cemaatlerin yurduna olacak. Şimdi diyor şey, ya bir hareket çıktı. Ya kelimeler üzerine haritalar oluyor, bilmem ne yapılıyor. Ya bizim etbamız bayağı da ciddi, alakadar ne yapacağız? Hep bu konuşuluyor diyor. Yani o nasıl yapacağız? Hep bu konuşuluyor falan. Ya şöyle yapacağız, böyle yapacağız. En son ben dayanamadım, dedim ki karşı çıkacağız ama dedi. Doğru söyle vicdan, birbirimizi istedi. Sen seyretmiyor musun dedi. Dedi ki hepimiz seyrediyor. Şimdi peki bundan ne anladın? Burada mahkematı ustad koyarak, ey ulema, birbirinizi yiyeceğinizi çözün bakalım. Peki, bu bizim iş mi? Hayır. Allah kahretsin, insanın şey alakası yok. Kaderin şeyi, kaderin nemzini görmenizi istiyorum ben. Ben de. Benim de hedefim olmasın, bak yersin. Ben de zanla uğraşıyorum. Ona da diyor ki, çok iyi bildiğini çöz bakalım cismani. Hissiyatı çöz, hissiyat nedir?
Çöz Allah'ını seversen çöz ya. Bu bana ona hepimize diyor. Şimdi ben zanla uğraşırken, şimdi aklım fikrim tamam mı Kırıkhan'da 15 günde aldığım mesafe 2 ayda İstanbul'da alamadı. Ulan diyorum şu 4'te 3, 4'te 1, 2 kaldı 4'te 1. Ulan bir de kaçayım Ramazan'da şöyle dedim. Şu zanı bir bitireyim. Artık zanı nasıl bitireceğim? Özür dilerim affedersin tuvalette bayramda. Yemekte şey, sokakta, caddede, arabada, uçakta zan indir zan gir. Lan senin istesen de sen olamazsın ki dünyada. Ya bu nasıl denilir ya? Zan kaderin zeminidir. Zan zamanı iter çeker. Zaman herkes farklı, herkese farklı akılmasına sebep zandır. Bak cismaniyete bile zan girdi ya. Da ben sana nasıl uğraşacağım? İşte şey çıkartmış kader ilahi. Böyle tadil etti diyor. Şimdi artık bu konuşuluyor ve bu bize keyif veriyor. Hadi bakalım. Demek ki burada çok acayip bir yer. Niçin dedik burayı? Bir daha okuyoruz bunu. Cismin içinde hayat var zannediyorduk. Hayatın içinde cisim var. Nerede? Bilmiyorum. Bak devam edelim. Öyle diyemiyor mu? Abi bu tabir. Sen o tabir dersen yürü öyle. Senin daire-i hayatın içindeki mamelikin. Böyle diyebilirdi. Mamelikin içindeki hayatın. He? Diyebilirdi. Cismin bile daire hayatın içinde. Duydun mu Osman? Ha. Neymiş? Cismin bile daire hayatın içinde. Tersi değil. Biz hep öyle biliyoruz. Ben de öyle biliyorum. Hayat var. Boşuna mı yazdım yani? Bildiğim bir şey yazmazdım. Şimdi böyle okuyunca pek bir anda anlaşılmıyor da abi. Mesela şöyle bir düşününce ben dünyanın içinde değilim, dünya benim içimde. Hah. Ha, o zaman Allah Allah diyorsun. Ne diyorsun sen? Ha, o işte zaten. Şu anda mekan içindesin zannediyorsun değil mi? Yok. Mekan senin içinde. Her yerde. Mesela ekmekten, cinsellikten, elmadan, armuttan, baklardan zevk aldığını zannediyorsun. Oradan zannediyorsun. Aslında batında o zaten. O uyandırılıyor. Hariçten bir şey almak yok. Hariç batını uyandırıyor. O uyandırdığı için o lezzet oradan zannettik. Oysa dahilde hiç kimse dışarıdan bir şey aldığı yok. İlim bile alınmaz. Bunu diyecekler deli. İlim bile dışarıdan alınmaz. İlim alınmaz kardeşim. Ne diyorsun ya? Çekirdeğe yeniden bir şey eklenmez. Çekirdek zaten bitmiş. Ağaç olmuş. Tamam mı? Nedir o? İnsan kainatın çekirdeği midir? Evet. Çekirdeğidir. Dışarıda aldığımız şu ilimler batındakileri uyandırıyoruz. Battaniyesini kaldırıyoruz. Çekirdeğe bir şey yükleyemezsiniz. Güneşle, hava ile, suyla, toprakla çekirdeğin üzerindeki program var ya içindeki bu. Battaniyeyi açıyoruz. Lan güneş ona program yazmıyor. Hava ona program yazmıyor. Su ona program yazmıyor. Toprak çekirdeğe program yazmıyor. O zaten ağacın her şeyi var. O ortaya çıkması için zemin oluyorlar bunlar. Şimdi bu dersler, ilimler, Kur'an bile bize zemin oluyor. Kur'an toprak oluyor. Mesela imanın ziyası ile, İslam'ın suyuyla, ubudiyet toprağı altında evamir Kur'an'ı imtisalen. O çekirdek ağaç olacak diyor. Bak gördün mü? Evamir-i Kur'an'ı'ya imtisal ederek. Yoksa Kur'an sana bir şey yüklemiyor. Sen zaten enellatikul Kur'an. Sen zaten canlı bir Kur'ansın. Marifetullah duygusu gibi, nur gibi. Ha işte. Onunla aktif ediliyor. Aynen aktif ediliyor o işte. Marifet Kur'an'lar budur. Marifet ne demektir bak. Bunlara diyor kalp ve ruhun dereceyi hayatına nasıl geçirilir? Marifetullah ile diyor. Öyle demiyor mu? Marifet ve muhabbet diyor. Marifet ve vahdaniyet sırları. Ha vahdaniyet sırları. Marifet ve vahdaniyet sırları. Bak şimdi. Marifet bunları bileceksin. Marifet Kur'an'ları nur gibidir, hava gibidir, su gibidir. Yani kardeşim dışarıda arama onu. Sende su gibi olan marifet Kur'an'ları var. Nur gibi olanlar var. Dışarıdan aldıklarımız batını uyandırmak içindir. Batına yazılım bitmiştir. O bitmiş. İnsan o kadar kutsidir ki dışarıdan bir şey yazılamaz. Evvel, ahir, zahir, batın her şey yazılmış ve bitmiştir. Kitap bitmiştir ve kitabı yazan kalem de kırılmıştır. Nokta. İnsan noktadır. Artık ahirette baş harfle başlayacağız. İnsan noktadır. Elif ve nokta. Nokta ne demek? Allah kainatı yazdı. Daha ne yazacağım? Nokta. Bitti. Cümle bitti.
imza attı. Külle-i küfü ve nehet. Başta kulüvallahet. Son nokta baş harfi kulüvallahet. Son nokta Allahu et. Nokta insan. Bitti. Daha bir şey yok. Işık. Şunu da söyleyeyim abi, zannesen onu söyleyecektim. Şimdi biz abi şeyin zandayız. Şimdi yemeği yerken, dutu yerken, gülü koklarken ben onu aynı anda yaptığım için oradan aldım zannediyorum. Evet. Aynen, bu lemalarda geçiyor zaten bu ifade. Yani sebeple netice koku, lezzet almak ya, o malzeme de dut. Yani sebep netice aynı anda olunca kör olası cehalet o lezzeti duta vermiş. Ama beraber olduğu için. Sebep netice ile beraber olduğundan. Mesela dutu alıyorum, tamam mı, ağzımda. Vay be, lezzet olacak. Oysa dutu çıkardı ağzından, duttan lezzet alma şeyi beyinde ikaz edilse iğneyle, merkezi lezzet alma, dut yokken de lezzet alırsın. İşte batın dersleri böyle diyor. Dut yokken de dut lezzet alacak. Dutu yeme şeyi zan o zaman. Zan! Duttan zannetmek zandır. Yani ben zannedir. Kalemi ısırsam, öyle zannetsem dut tadını alabilirim aslında. Evet, kesinlikle. Zannım mesela kadar. İğneyi getirseler, o lezzet alma merkezleri yok. Batır! Aaa! Duta bak ya! Rüya bu, bunun deli. Gusül banyo yapıyorsun, birisi var mı? Düğmeye bastı, aaa! Aynı. Aaa! Terden su oluyorsun. Ve bedene de fatura çıkmıyor. Koşu. Köpek kovalıyor. Ondan sonra terden su uyanıyorsun. Kim? Buraya basmış. Burada bir şey yok. İlaç kullanmayı yapalım hastalıktan. Hastalık da öyle. Doktorun çok güzel dedi. Doktorun öyle fikri yok mu? Dedi tabii grip mi, kışın böyle çok şeydi. Dedim ki ya ders etkiliyor dedim. Fikret dedim ya. Bir ilaç versen de. Olur abi dedi. Soğuk kaynağı. Acayip de bir adam yani. Hiç böyle önerme getirmez. Olur abi dedi. Ben de sordum. Kaç gün geçer dedim ya. Abi 7 günde geçer dedi ilaç kullanırsın. Ulan bayağı fazla geldi. Böyle. Peki ilaç kullanmasam dedim. Bir haftada geçer abi dedi. Bir hafta daha kısa gitti. Bir hafta. Hangisini tercih ettin? Hangisini? Bırak dedim ya. O zaman madem ilaç kullansam 7 gün, ilaç kullanmasam bir haftada geçiyor. Hani zındıklar yaptığı gibi. Allah Resulü demiş ki, anne kanına, çocuğa, cinine 4 ay sonra ruh geliyor. Adamlar hayır, 120 gün sonra geliyormuş. Peki, bu kadar zevkimiz neye borçluyuz? Cismaniyetimiz hayatın içinde olduğu keşfinden. Şimdi dışarıda bir şey almadın. Lezzet almanın sebebi batın uyandı. En büyük lezzet sensin kendine. Diğerleri uyarıcıdır. Sendikileri o. Ha o zaman dışarıdaki legolar dediğimiz o malzemeler olmadan da uyandırabilirsin. O zaman dışarıya ihtiyaç duymazsın. Dışarının dayatmaları kalmaz artık. Bir kere tat yeter. Bir tattın mı? Dibi gelir. Ne olduğunu anlıyorum. Mesela şöyle diyeyim. Bundan sonra bu enfüsü grup ya. Size enfüs yapıyoruz ya. Siz de ben de dahil. Tahtisi nimet mi? Artık size düz okumak lezzet vermez. Mümkün değil. Okuyamıyorsun. Sen oku da göreyim hadi. Ya bak sen adam bitti. Defter gitti. Defterini getirsene bir dakika. Neydi ya bu? Allah Allah. Dur lan oku. Bırak şimdi onu yazmayı. Ya git ya. Allah Allah. Okumakta maksat neydi zaten? Dakikalarca yazıyorsun. Hadi geç. Geçim. Geç gitsene. Aman. Hadi canım desene. De göreyim. He? İş yerinde de ne yazmıyor musun notlar? Bir sürü kağıtların yok mu? Ben giderken otobanda arabayı sağa çekip arıza numarası yapıp dörtlü yakıp bir sürü notlar alıyor. Polis gelirse ne yapıyorsan arıza yaptı oğlum. Nereye sanacaksın? Kapı arıza yaptı. Tarakit yok. Uçakta cep telefonu şeyi var bunun. Kalem var. Tamam basıyorum. Tamam. Neler yazıyorum? Gavur oğlu gavur. Bunu bana yapmış. Açıyorum. Defter şey yapıyorum. Defter ya. Peki. Dünyada zannettik kendimizi abi. Burada. Aynen. Nasıl ki zahirde buzun içinde su var. Zahirde. Su var. Öyle değil mi? Oysa buz suyun sıfatıdır. Bak. Oysa buz suyun içindedir. Zahirde tam zıttı. Zahirde tam tersidir.
Görüyor musun? Kadar ben bunu okudum, sabaha kadar düşünün, Allah Allah diyorum gerçekten. Şimdi bak bu Resulüm, buz tuttun bu tut, tamam. İçinde su var değil mi? Oysa aslında suyun içinde buz var. Sıfatı olduğu için. Sıfatı olduğu için, ona delil bir yöntem Allah nasip etti. Cevherle, yani asılla kışı nasıl ayırt edeceğiz, bir yöntem var. Çok, birkaç defa kullanmışım, onun için aşina olabilirsiniz ama burada kullanacağız yöntem. Yani asıl mı, yani cevher mi, öz mü, töz mü veya felsefeyi lisan ile us mu, kışır mı? Kışırla özü nasıl elde edeceksiniz, bir yöntem var. Benim işim yöntem ve sistem. Nasıl çözeceğiz? Bak. Bir daha okuyayım, oraya gelsin. Nasıl ki zahirde buzun içinde su var, oysa buz suyun sıfatıdır. Yani bu suyun içindedir. Bizimle suyun sıfatı olan buzla muhatap oluyoruz. Yani biz buzla muhatap olduğumuz için asıl onu zannediyoruz. Buz suyun sıfatıdır. Buz suyun sıfatıdır. Su buz sıfatından, buz makamından görünmesi. Su mesela su nedir? Hiç ömründe su görmemiş, buzu göstersen arkadan. Sıfat bu. Bazen de kar olarak gözükür. Bazen dolu olarak gözükür. Bazen nem olarak gözükür. Tamam? Yani sıfatları olarak gözüküyor. Bazen o makamda gözükür. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadakatı Ebu Bekir aynasında gözüküyor. Bu bir insanla alakalı değil o. Sıdıkiyet insanlık değil. O bir makamın adıdır ama o zat en azami derecede mazhar olduğu için ona nispet edilmiş. Sıdıkiyet, adalet. Aslında peygamberin sıfatı o aynada gözükmüş. Anladınız mı ne dediğimi? Mesela peygamberin niyetsiz sıfatı var. Aynı anda kendisinde gözükse bu sebebi birbirine karşı olay. Ayırt edemezler. Peygamberde sadakat yok mu? Aslına. Peygamberdeki sadakat daha neyse ama hayattaki işte bir insan görmek ister. Peygamber de normal canım sadaka. Ama peygamber olmayıp da sadakatı ben birisini görmek istiyorum. Nasıl bir şey? En azami derecede birisi pir olması lazım. Ebu Bekir'dir mesela. Adalet Ömer'dir. Enfusçi yani kapısına kadar gelmişler. Onu öldürmeye geliyorlar. O hala Kur'an okuyor. Geldiler kafasına kılıcı vuruyorlar. Kur'an okurken yarı kal kafası oraya kanık kıl Kur'an'a dökmüş. Nasıl olabiliyor? Bir insan kapısına kadar isyan gelmiş. Acayip ordulu savaş ediyor. Hiçbir şey kıpırdamıyor. Nasıl enfus değilken diş dünya seni nasıl hiç alakadar etmez? Osman işte. Mesela ilim. İlim. Yani batında, batına nasıl gireceğiz? Yani yöntem bu. Yöntemin adıdır. İlim. Ali'de gözüküyor. Yani bunlar onun zatı sıfatları değildir. En azami derecede o aynada gözükmüş. En azami derecede o aynada gözükmüş. Onda gözükmesi ondan zannedilmiş. Onun için camideki Ebu Bekir, Ömer, Ali vesaire insan ismi değil, peygamberin sıfatlarıdır. Mesela peygamber Muhammed Miratı'nda da kainat bu kainat, bu alem aynadır. Aynadır bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Şimdi o zatı bir özelliğini versen şirk olur. Allah nasıl insan mahlukta gözükür? Aynedir ya. Ya aynedir. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim şirk değil mi? Sen tuvaletteki aynada sen gözüküyorsun. Hasan mıdır şimdi? Hasan bu mudur? Tuvalet demeyi misin lan sen? Hasan'ı gösteriyor bu mirat. Hasan mıdır? Hasan'ı gösteriyor ama Hasan değildir. Mirat-ı Muhammed'de Allah gözükür ama haşa Allah değildir. Bu suyun sıfatıdır. Cisim de hayatın sıfatıdır. Cisim de hayatın sıfatıdır. Ya. Ama şu anda cisimle muhatabız. Buzla muhatabız. Bak, buzla muhatap olmak suya göre. Şu anda cisimle muhatabız. Aslında hayat. Cisim de hayatın sıfatıdır.
su buz sıfatından, buz makamından görülmesi. Yani su nedir? Su buzdur desek nasıl inanacaksın? Ya manyağı, bunu nasıl anlatacaksın? Allah'ın hiç ömründe buz görmedim. Bu var ya bu. Bu donsa, ne demek donsa? Canlı kalmaz. Kafana düşse kafanı kırar. Bunu istediğin gibi taşırsın. Şekli yoktur. O şey, bunun şekli yoktur, onun şekli vardır. Şöyle de böyle. Buzu nasıl anlatırsınız? Anlatamazsın. O zaman suyun bu sıfatını buz zemininde göreceksin. O zeminde gözükür. Aynen bunun gibi de bak su bu sıfatından buz makamında görülmesi, buzun içinden suyu alırsan buz yok olur. Şimdi demek bu suya muhtaç. Şimdi yöntem şu. Cevherle kışırı, zahirle batını ayırt etmenin yöntemi şu. Allah'ın nasip etti bana. Bir şey ortadan kaldırıldığı zaman komple kendisi kalkıyorsa bu cevherdir. Kaldırdığın cevherdir. Yok, kaldırdığın şey aslını ortadan kaldırmıyorsa bu sıfatıdır, kışırdır. Mesela buzdan buzu kaldıralım. Su hala var. Sudan buharı kaldıralım, su hala var. Sudan doluyu kaldır, karı kaldır, su hala var. Ama buzdan suyu kaldırın, hiç kimse yok. Demek ki buz mu asıl, su mu asıl? Buzu kaldırdık, su var ama suyu kaldırdık, buz da yok. O zaman su cevherdir, buz sıfattır, kışırdır. Yöntem çok harika. İsmaniyet bir dersinde işlemişsiniz sen bunu. Dünya oluyor abi. He? Şimdi buradan mesela dünyayı kaldıralım. Hala ahiret var. Ahiret var. Yani böyle gidince çok değişik oluyor. Mesela buradan ben bedeni kaldırayım. Hala sen varsın. Hala ben varım. Çünkü felç olanlar var. Peki bedeni kaldırırsan hala ben nasıl? Rüyada beden yok. Cismaniyet var. Uykuda beden yoktur. Zahirde beden yoktur. Biraz arkaya geçsen ruh aslında. Evet. Biraz daha arkaya. Bedeni kaldırın ruh hala var. Rüyada gözüküyor bu. Sistemimiz alt üst oluyor ya. Yani buzda bırakıyoruz abi, buzda bırakıyoruz. Buzken, ha? Buzda bırakıyoruz. Aranızda kendimizi uygulayınca çok değişik. Acayip olduk ya. Tamam. Bir yöntem bu çok önemli ya. Yani bir şey ortadan kaldırılınca, o şey ortadan kalkıyorsa o kalkan ceberdir. Yok, kalkmıyorsa, bir tarafı gidiyorsa o sıfattır. O esas değildir, lüp değildir. Mesela akıl ortadan kalkarsa, insan hala vardır. Ben diyen hala vardır. Benim aklım diyen hala duruyor. Ruhu ortadan kaldırın, benim ruhum diyen, ruha sahiplenen hala vardır. Ama beni beni olarak kaldırırsan, o beni kaldırırsan ne ruh kaldı, ne akıl kaldı. İşte eneyi nasıl bulduk? Bu yöntemlerde de bulursun. Dimağı kaldırıyor ortadan, kalp var. Kalbin sıfatı mı oluyor o zaman? Dima öyleydi ya. İki sıfatıydı da. Doğru. Kalbin iki sıfatı var. Bir dima, mâke sefkar. Dima, mazar isyat, vicdan. Kaldır vicdanı, kalp var mı hala? Var. Kaldır aklı, dima, kalp var mı? Var. Peki kalbi kaldır, ruh var mı? Var. Ruhu kaldır, akıl var mı? Ruhu kaldır. Akıl yok. Yani akıl yok ki. Yok abi. Resulullah'a kaldır, bitti sistem. Sistem bitti. Çevre bulduk. Bak ruh. Peki ruhu kaldırdık, kalp da onun aşağısı, üniversite diploması. Peki ruhu kaldırdık. Hepsi bitti. Peki eneyi kaldır. Kaldıralım abi. Yani kaldırılmaz abi. Mesela üniversite diplomasını kaldır. Ortaokullarla var. Ortaokul kaldır, ilkokulu var. İlkokulu kaldır. Hala bir bilinç var insanda. Ene de kalkar değil mi abi? Ene de kalkar, kalkar. Kim kaldıracak? Kaldıracak kim? Çünkü kaldırılacak şey kalkansa kim kimi kaldıracak? Yani esma, sıfat, şunat diye gitsek. Esma ancak kaldıracak senin dışında. Seni ancak ortadan kaldıran, seni ortaya koyandır. Esma kaldıramaz o zaman eneyi. Eneyi kaldıramaz ki.
Çünkü ele zatın nuruna bakıyor ya. Güç etmez. Şuna? Kaldıramaz. Zaten mahiyeti zatiye kaldı. Mahiyeti zatiye kaldır. Orada biraz karışıyor. Yani onda da aynadaki görüntüyü şey denir mi? Sıfat ve cevher denir mi? Denirse ona da denir. Ona, yok ne aynası ya? Ayna değil ki. Ayna kalmış. Mahluk değil ki ayna olsun. Şeye gelin yani mesela aynadaki görüntüyü de ben. He. Evet. Aynayı kaldırırsan sen varsın. Sen hala varsın. Sıfatıdır o zaman o da öyle olur. Evet evet. Aynı mantıkta. Eneyi kaldırırsan. Sen onu uygularsın abi gün içinde. Öyle değil mi? Şimdi bak, aynayı kaldır. Ben görüyordum. Bunu ben görüyordum. Ama ben kendimi görmeden ben yok mu? Kaldır bunu. Aynayı kaldır. Ben yok mu? Görüyorsunuz o cevher. O da kalkabiliyor yani. Ene de değil mi? Aynı ne gayr. Evet işte kalkabiliyor ama ne aynıdır ne gayrıdır olduğu için onu kaldıracak ancak Kur'an kaldıracak. Ona katkı sağlayan esmadır. Yapamaz o. Ruh mu daha şey oluyor abi, hayat mı? Hayat daha mı canlı oluyor bu durumda? Peki, bu soruna klasik cevap vermek istemem. Ruh mu daha canlı, hayat mı? Ruhun içerisini bana sayar mısın? Zihşurdur. Zih hayattır. Kanun. Emre, vücuda. Baksana, hayat, ruhun bir sıfatı. Hayat, ruhun sıfatı. Tabii. Baksana. Ruh, kanun emridir, bir cevherdir, evameli tekviniyedir. Kanun şeydir, sistemdir. Sistem. O mahluk olabilmesi için ruhu, o sisteme zişur takıldı, zihayat takıldı. Kanun emre takıldı, vücud harici verildi, mahluk oldu. Hayatı kaldırın ruhtan, ruh cevher olur, cevhere döner. Ruh cevherdir, yani bu dört tanesiyle mahluktur, bir tanesini kaldırırsan, mahluk olmaz, mecul olur. Bir tanesi kalksa. Çünkü ruhu mahlukiyet zeminin mahluk yapan, yani o kanunlar gibi, o evameli tekviniye gibi o kanun, o sistem yani, kainatı bu, onu mahluk yapan bu dört tane sistemin müdahalesiyle mahluklaştı ruh. Ziyaya takıldı, içine kalk. Bu cevher kabul edelim ruh. Ruh değil, kanun. Ruh malum kanun. Öyle bir sistemin adı. Evameli tekviniye. İçine zihayat koy. Zişur koy. Kanun em, vücud harcı. Karıştı. Dondur. Oldu ruh. Mahluk ol. Onlardan bir tanesini şey yaparsan cevher olur. Cevher. Ruhun cevheri ene mi? Ruhun cevheri evredir. Eneye döner. Dolayısıyla sen dedin ki ruh mu daha cami hayat mı? Anladın mı? Ruh daha canlı oldu değil mi? İçinde bir sıfatıdır. Çok tuhaftır. Daha başka yöntemden cevap vereyim sana. Hayat zatı sıfat mıdır, subutu sıfat mıdır? Subutu sıfattır. Ama ruh daha yukarılardan alıyor. Zatı sıfatlar da var. Tamam mı? Böyle sistemle gitmenizi istiyor. Şöyle bir sual gelse abi, diyelim ki ağaçlarda da diyelim ki bir hayat var. Var. Taşta da bir hayat var. Her bir şeyde kabiliyetine göre bir hayat var. Her şey hayat var. Ama ruh? Ruh yok. Yok hepsinde. Onun o ruh vazifesini gören müekkel melaikesidir diyor. Yani çekirdek program mı gibi? Evet, program. Zaten onu diyor bir altıncı şeyde hakikatta söylüyor. Onuncu sözde. Ruh. Diyor ki onun diyor şeyi, programı bir nevi ruhu hükmünde olan programı diyor. Bir nevi ruhu olan programı diyor. Altıncı hakikat. Öyleyse hani bir şey dersinde geçmiyor. Yasin kardeşinin dersinde geçmişti. Ruhunu bırakıp gider. Öyleyse programı onu bırakıp gidiyor öyleyse. Yani orada bir ruhtan kasıt. Evet. Melek gidiyor. Sıfatını bırakıyor. Demek buz suya muhtaç. Ondan buz suyun sıfatı olur. Sıfatla asıl arasındaki belirleyen fark, bak sıfatla asıl arasındaki belirleyen fark, buzdan suyu çekince yok oluyorsa buz sıfattır. Su asıldır.
su sıfat, H2O asıl. Daha arkaya gidiyorum. Yani buz sıfat, su cevher. Bak niye değişiyor? Abi ikide bir değiştiriyorsun falan. Buza ne dedik şeye? Şey dedik, sıfat. Su neydi? Cevher. Bak şimdi su sıfat olacak. Su sıfat, mülk, H2O, cevher. H2O, mülk, enerji, melekül. Yani mülk de melekül devamlı değişkendir. Bunun nesli böyle diyor yani. Bir taraftan bakarsan ona zarf oluyor, o taraftan bakarsan ona zarf oluyor. Mesela dışarıdan bakarsan araba şoförü götürüyor. İçeriden bakarsan şoför arabayı götürüyor. Bu misalda Ceylan abinin misali. Ceylan abinin misali. Dünya bizi götürüyor, biz dünya. Yani zahirde bakarsan dünyanın içindeyiz. Gel insana, dünya insanın içinde. İnsanla ayakta durur. İnsan çekip gidersen kainat tamamen o anda yok olur. Kayyumiyeti insandır diyorsun. Kayyumiyeti insandır. Senin 60 sene, 70 sene yaşaman öyle bir şey yok. Bunlar nereden çıktı? Mülkteki şeydir. Yayın ara boşluğudur ya. Bunlar konuşuldu ve bir kere duy bunu git Allah aşkına. Git ahiret. İsrafil aleyhisselam abi arşı temsil etmiyor mu aşağıya? He. Sura üfleyecek. E ben şimdi İsrafil'i benden atsam ben yok mu oldum? E ne olacak şimdi? Eğer sen arştan aşağı isen hep, arştan yukarı hiçbir tarafın yoksa İsrafil öfledi sen de yok oldun. İsrafil'in üfürmesine mi hakkıyorsun? Eğer İsrafil'in arkasında lef-i mahfuzlar, arş-ı azamların tarafın varsa İsrafil ne üflese üflesin, odamdaki tozları temizler. Ben hala varım çünkü. Arş benim dedi adam. Kürs benim. Cennet benim, cehennem benim. İsrafil benim, Azrail benim dedi ya. Yani yanlış dedi demediler. Ne yapıyorsun lan, saçmalıyorsun, ne diyorsun lan sen? Yani burada nerede konuşuyorsun? Tamam orada yanlış demiyorlar da burada konuşmalar. Ne konuşuyorsun burada? La tuvalette konuşur mu? Abi niye konuşmayayım? La tuvalette mekruhtur ya. Cin çarpar seni sonra. La burada konuşacağını, tuvalette konuşacağını, yapacağını burada yapsan ayıp olmuyor mu ya? Tuvalette bunları konuşursanız çarpılırsınız. Tuvalette konuşulmaz. Çağırsalar sizi. Ey Hasan! Kapıya vurun, konuşmayın diyor. Konuştuğu anda sistem açılıyor, ervah habise girebiliyor. Hiç şansın yok. Onun için tuvalette konuşmak mekruhtur. Abi ne atladın? Öyle misal veriyorum, çarpıcı olsun ki veya öyle hatırıma getiriyor ki hem onu tamir etsin, hem de neyi nerede koy. Şimdi bu dersi gitsin, cenaze evinde, akrabanda konuşuruz. Ervah habise gelir. Ervah habise gelir. Kapıya vuracaksın orada. Niçin biliyor musun Ervah habise? Eğer akraban bu işin alakası yok, bunu böyle eğer konuşursan, onun ervah habisesi kafayı oynatır, sana saldırır. Ama sana saldırır, sana alacağım sırrını. Ama sana saldırır bir şey olur mu? Olmaz. Çünkü konuşurken o sıfatla uzandığı için ervah habise vurur düşer. Yanar. Hiçbir şey olmaz. Güçlü yapar seni. Seni devirmeyen her bir taarruz seni güçlü kılmak için. Sana saldırdı. Oo, bir şey yapabilir mi zıkkımın köküne? Aşı olur. Hiçbir şey tabii. Ne yapacak abi? Konu harici de dedi. Nasıl konardın he? Dede içeride konuşma, tamam konuşmayacağım zaten. Tuvalette mi diyor bunu? Tamam konuşmayacağım diyor. İçeride bağırıyor, bilmiyor. Dede konuşma diyoruz, tamam bir daha konuşmayacağım. İçeride mi diyor bunu? Onun için öksürülüyormuş tuvalet. Evet. Hem istibra oluyor. Hem de konuşuyorsun öyle. Buradayım da kardeşim, konuşulmayacak yerdeyim. Konuşturma beni. Adem, namazdadır. Adem ödeyeceksin. Ya kardeşim, neyi nasıl yapacağını bilmeyen aynı şey hayır iken tamamen şer olur. Artı iki iken eksi iki olur. Mesela klozet kapağını kapatmasan şansın yok. Kapat. İşi biti kapat. Sistem. Kardeşim, niye klozet kapat? Kardeşim, cemiyete gittin. Lan kapat işte be kapağını. Tamam ya. Ne olur biliyor musun? Sen gittik bir yere, bunları açtım. Ben başıma geldi de söylüyorum yani. Gittik bir yere, okuyorlar müzakere, ben de denk geldim.
O bölgenin abileri gelmiş. Lan ne açıyorsun kapağı? Açtık. Başımıza iş aldık. Olur mu ya sen bunları hayal ediyorsun. Hayal ede. Hakikat gösterip böyle mi insanlar şey yapıyorsun. Ama buna neyi nerede açtım ya? Doğru haklısın. Bu kapat. Namal. Kapatmak gerekiyor. Kardeşim böyle şeyleri kapatma. Niye kadın kapanıyor? Her şey olabilen bir şey olmuş. Sana ait. Açtığınız zaman her şey olur tekrar. Kapatırsan bir şey olur, açarsan her şey olur. Herkesin olur, kapatırsan benim olur. Üstad bazen namahremler nazar etmesin diyorum zaten. Evet. Vallahi. Adem olduğu için zaten çocuk gibi. O zaman haklısın mı demek daha şey? Tamam abi diyeceksin. Kabul edecekse anlatmak... Yok anlatma. Anlamaz. Çünkü kabul edecek adam öyle tepki vermez sert. Ya ne diyorsun abi Allah Allah öyle mi ya falan. Dedim tamam. Ne yap ya ayağın şeylerini kurguladığını şey yapıyorsun. Doğru ya ben bazen böyle manyaklık tutuyor. Maraz tutuyor benim marazım var benim. Eskide ben ateşli hastalık geçirdim şizofrenlik falan. Belli zaten dedi ya. O kadar aşağı alt vites aldım halde adam soğumadı biliyor musun? Tabii ya bir de on vitese taksaydım. Ene de fren baskısı. D1'de 2'ye. Artı böyle var ya. Ele... Üçüncü dünya savaşı. Arazi yapıyor. Arazi'ye taksan şimdi. Gargargar. Hemen tamam abi. Haklısın abi. Kısra bak. Her işin kavganın önü bu. Bu evde bir uygulasam var ya. Abi tamam. Hiç ses yapmasan bu sır kuduruyor lan. Bir de cevap vermiyorsun ha. Bak bir daha verme. Hepten acayip. Peki. Kardeş anlatıyorsun. Hakikati dimağda, kalpte, ruhta, hayatta uygulamalarını göstermeye çalışıyorum. Hikaye anlatmıyorum. En kesifte de bile en ulvi hakikat cereyan ediyor. Cismaniyet bir dersini izlediğimde çok kar yağmıştı. Her yer... Yollar kapandı abi, kar, kış, tufan. Öyle bir zamanda izlemiştim. Sonra bizim çarşamba grubunda bir mesaj yazmıştım abi. Şimdi mesajlaşayım mı? Ya dedim, abiler dedim, karayollarında tanıdığı olan var mı dedim. Niye dedim bu karla uğraşıyorlar, suyu ortadan kaldırsa dedi. Kaldırsalar dedi. Değil mi? Yapken böyle dedim. Muhatap almadı bizi. Mecnun da ona vermiştik. Maraz kesin. Ateşli hastalık kesin. Maraz. Maraz. Şifsen ateşli hastalık vurmuştur. Öyle düşün. Ateşli hastalık tesadüfen söylemedim. Şehvet de ateştir. Söndürmek içindir. Gadab da ateştir. Bir onu bir şey anlatacak o da ateştir. Peki. Dur. Bak bu cismaniyeti aşağıda yapsaydık ne kadar ezilip kesilecekti. Yapsam mesela tırt tırt hayatın içinde varmış biliyor musun sarı var ya koyun gibi değil mi çiçeği ve bu hakikat yok olup gidecek. Cismaniyeti hakikati. Peki devam. Su sıfat H2O asıl. H2O asıl enerji esir maddi hayat aynı hayat akıl cevheri ruh cevheri ruh. Hayatın müstakil zatı ve nuru Muhammed'i aleyhissalatü vesselam bunlar hep böyle. O zaman kainat Allah'ın nuru semavatı ve arz sırrını anlar. Allah'ın nuru semavatı ve arz asıldır. Asıldır. Çünkü Allah'ın nuru Allah yerin ve göğün ve içindekilerin nurudur. Diğer her şey yer gök mülktür. Melekut Allah'ın nuru semavatı nurdur. Yani nur neydi? Allah'ın nuru semavat vel ard sudur, kainat buzdur. Yani nuru Muhammedi de onun altında yani. Evet, yani nuru Muhammedi de aşağıda. Aşağıda. Allah'ın nuru semavat vel ard. Nuru Muhammedi de yoktur. Allah'ın nuru semavat vel ard. Allah'ın nuru, semavat ve arzın nuru Allah'ın nurudur. Bitti. Varlığın cevheridir. Demek buhar, nem, buz gibi sıfatlar suyun içinde gizli şartları gelince sıfatı öne çıkıyor. İşte hayat da böyle. Hayat da böyle. Yani cisim hayattan yapılmış,
hayatın bir sıfatıdır. Cisim hayatın içindeki mamelikin, bak cisim hayatının içindeki mamelikin, yani dikkat, çok garip ve ilginç tespittir bu. Bak, cisim hayatının içindeki. Nasıl oldu? Hayatın içinde cisim yok muydu? Cisim. Evet. Yani ama zahirde cismin içindeki hayat. Şimdi tamam, zahirden bakarsak o. Evet. Şu anda zahirde bakarsan cisim hayat içinde. İçinde. Zahirde bakarsan araba şoförü götürüyor. Gir içeriye, şoför arabayı götürür. İsmi batın cihetiyle hayatın içine cismaniyet var. İsmi zahir itibariyle cismin içinde hayat var. Yani zahir ve batın dersleri değiştiriyor. Onun için batın dersini her yerde yapmayacaksınız. Ama herkes muhtaçtır. Ve dibi yoktur. Batın dersleri bir cemaatta merak uyanırsa o cemaat birbirlerini yemez. Çünkü yemek zamanı yoktur, bulamaz. Yani bir insan kötüyüm diyebilmesi için, ben kötüyüm, iyi değilim, kötü hissediyorum, düşünmesi lazım. Bir insan kendisini kötü düşünmedikçe kötü olamaz. Çünkü hisler akıldan önce gelmez. Gelseydi çocuk, aklı yok. Deli, aklı yok. Hayvan, aklı yok. Öyle mi? Uyku. Uykuda niye kendini kötü hissetmiyorsun? Akıl devredişi olduğunda. Vücut aynı vücut. Niye vücutla kendini kötü hissetmiyorsunuz? Onun için bir insan kötü hissetmesi için, yani kötü kendisini hissetmesi için kötüyü düşünmesi lazım. Kötü düşünmesi için elini koyup düşünmesi lazım. Kötü düşünmeye zamanı olması lazım. Abi nasılsın diyorlar. Elhamdülillah çok iyiyim. Kötü olmaya zamanım yok. Kötü olmaya hakikaten zamanım yok. Mesela dünkü bir şey görmedim ben son bir aydayken. Kahvaltıdan sonra bir ağırlık bastı, bir ağırlık. Yatma. Ya ne diyorum ya? Kahvaltıdan sonra. Dedim ki yatmaya zamanım yok. Cumartesi dersi, ders hazırlayacağım. Zamanın cismaniyeti tesiri azimdir. O dersin payandalarıyla uğraşacağım. Koca sabahtan beri 30 sene alt veriyle koca bir gün uğraştım. Öyle mi Resul beraber? Evet. Ve Resul bulmuştu o dersi. Uğraşmadım. Ama cüzüm okuyacak. Yatmaya zamanın yok. İnan böyle diyorum. Ve düşünceyle uykuyu yok ettim. Ama mantık ilerinde düşündüm, uykuya şu anda olmaması. Suni bir ihtiyaç. Ama hakiki ihtiyacın varsa uykuya müdahale etme. Çünkü bu ses sistemi bozuk. Ama kahvaltı yaptık lan, keyfim açtı lan. Daha yeni kalktın lan, serseri. Cüzünü okuyacaksın lan. Dedim. Nereden çıktı lan bu şey? Getir. Ulan bir baktım, hani ölüyorsun. Cüze bir başladım. Meğer uykuyu getiren Erva kabisiymiş bana. 5 saat mi kullanıyorsunuz streyi? Ölçünüz ne? 5 ile 6 arası. 6'yı geçtiğimi kesinlikle yatırmam. 5'ten aşağı oldu mu da yani yatırır. Bir şey bulurum öyle, en azından koltukta düşerim. Geçeyim. 6'yı bir şey yapması lazım. Ama Kur'an okuyunca niçin uykum gitti? Yalan mı söylüyorum? Suni yapmışlar adamlar. Kur'an cevher oldu, uyku suni şey oldu. Kışır oldu. Onun için anladım. Zahire bakarsan bu, batıra bakarsan bu. Bitti. Bir sayfamız bitti. Önemliymiş yani. Ne kadar su? Bir saat 5 dakika. Bir saat 5 dakika. Yarım saat. Ha, yarım saat. Tamam ya. Bir sayfa. Yaprak değil ha sayfa. Peki öteki sayfada da bir sayfa. Bir sayfa. Abi şu an kalana baktım, 8-9 ders daha çıkar böyle. Yani 2 ders, 2 saat okursak pardon. 2 yaprak. Evet. Şöyle. 1-2. 20 derste bitiririz inşallah. 8 ya da 9 ders daha çıkar. O zaman 20 derste. Yani 20'yi geçeriz gene. Ramazan'da evet. Bitiririz ya inşallah. Mutlaka mıyız abi? Ben dönene kadar devam etsin. Evet. Ha? Ondan sonra sizinle şey yapmak istiyorum ya. Allah. İnşallah. Aşağıda olacak işte diyelim o zaman. Aşağıda veririz bir şey, fotokopi. Bir şekerleme yaparız. Millete şeker. Zahiri,
zanı bir yapalım ya beraber. Zan ve vahiy yapmamız lazım. Tamam, vahiy vardı bir de. Vahiy şey, sizden buradan yola çıkın demiştin değil mi? Vahiy bakalım irfan. Yok yok, her şey aşağıda yukarı büyüyor ya. Bu dünyada. Evet. Bu öyle değil mi? Evet. Alem gaybde ise her şey kökü yukarıdadır. Çekirdek yukarıda, saçlar, şeyler, kök, çekirdek. Bak dal budak ayak. Aşağıdan da çocuk çıkıyor, meyve. Oradan geldi. O zaman bu çekirdeği, bu saçlar. Onun için saçlar şeydir. Kadın erkek o organdır. Yakın tarihte çıkacaktır. Böbrek, karaciğer gibi bir organ olduğunu anlayacak. Kök yani aslında. Bu kök. Ha. Bu çekirdek. Yani insan dünyada ama dünyalı değil. Tipen de. Bir ders yaptınız ya abi, çok güzel. Donmuş hani insan. Uzay. Sultan Beyleme yapmışsınız abi. Ne demiş? Uzaklardan gelmiş bir insan. Hani tecessüm etmiş mi diyordu. Yeni kullandınız abi. Paltolu şeyli kutuptan gelmiş. Onu ne kullandınız? Mesela adam şimdi gelse. Palto malto kutuptan gelmiş ya. Oh Allah Allah. Herkes şaşırıyor. Ulan bu kim lan? Ulan kutuplardan mı geldin? Hakikaten kutuptan gelmiş ya. Adam şimdi şeylerle, kısa kollu gömleklerle şeyle Arabistan'dan uçak kalktı, kutuplara gitti, uçaktan indi. Millet giderler. Şuna bak ya. Nerede geldin lan? Ekvatordan mı geldin derler. Hakikaten oradan gelmiş. İnsana bak, Allah Allah, herkes biliyor. Ulan nereden geldin lan? Gaybtan. Hiç benzemiyor ki. Her şey aşağıda yukarı bilmiyor mu? Evet. Merkez alt değil mi? Kök değil mi? Evet. Aa, merkez burası. Yabancı. Merkez burası değil mi? Yukarı. Yukarıdan aşağı besleniyor. Anca. Yukarısı bir kontrol ediyor aşağıyı. Bu çekirdek, bu kök, dal budak, annenin ayağın altındadır cennet. Anne çocuğu oradan da aşağıdan doğuruyor. Şurada meyve aşağıdadır yani. Tersine. Ya tamam mı? Peki vahiy anlatmak için söyledim. Bu kök, kökü kim besleyecek? Saçlar. Beslenecek ta. Nereden beslenecek? Vahiy böyle bak. İntisaplar. Aa, paketi getirdim. Buyurun. Kargo adreste. Ne yazmış bakayım? Bak bakalım ne yazmış. Böyle bir şey. Böyle deniliyor vahiy şey. Vahiy. Cebrail getiriyor. Al ele bir dosyayı bakayım böyle. Allah Allah. Öyle mi? Adresi mi? Yanlış olmasın adresi. Oo, ne halim. Tamam, zahirde böyle. Ama hakikate bak, sen de zaten devam besleniyorsun. وَاَوْهَا رَبُّكِ اِلَا نَخِيلِ مَنِ اتَّخَذَا جِبَالِ بُيُّتَا Ahye vahittik diyor. Lan ilhamdır diye evirip çevirip kıvırıyoruz. Vahiy meratibi var. Vahiy sari var, zümmü var, işaresi var. Ta, bak saçı görüyor musun böyle? Çekirdek, toprak beslenmiyor mu? Çak, besleniyor, besleniyor, o. Besliyor diyor. Zahirde, o meyveye bak, harika. Renkleri görüyor musun meyvedeki? Kokuyu görüyor musun? Ama aldığı yerde koku yok. Ya kök gübreyi alıyor. Kokuya bak. Abi gül kokuyor lan, gübre lan. Biz de vahiy sıfatıyız o zaman. Şimdi insan vahiy düşün şimdi. Vahiy dersi yapacağız. Bu noktada bakın. Çekirdek yukarı. Bu be, idare etmiyor mu burayı? Evet. Ağaç idare eden aşağısı değil mi? Evet. Her şey böyle değil mi? İnsana bakın. İnsana bakın. Hayvanlara bakın, yanlama idare ediyor. Kafalar yanlama. Şuradan. Yanlama. İnsan, yönetim merkezi burası değil mi? Beslenen bu. Bu nedir? Çanak anten gibi topluyor, uydu. Uydu Allah. Çanak. Bunu besliyor. Onun adı vahiy. Kimisi kulakla besleniyor, kimisi gözle, kimisi burunla, kimisi dil. Ne kadar narkız. O bir kimisi de saçla besleniyor. Bu beşeriyet, göz, kulak, burun. Saçla beslenen vahiy. Kadınların boşuna şey yapılmamış. Saçı kapatılmamış. Müdahale edilmesin içerideki sisteme. Açık saçlılarda erva habise, cinler ve ruhaniyet müdahale ediyor. Karıştırıyor vahiy ile mahlukiyet, beşeriyeti karıştırıyor. Her bir vazife için bir saç olsa diyor, bir dağ kadar olması lazım. Evet. Bu da ondan mı oluyor? Her bir saç teli bir alemin bir sıfatına bakıyor. Bizde antenler var abi, o
akşam askeriyede askeriyede de abi sivildeki de öyle eski çatılarda vardı ya böyle balık kılçığı gibi. Onların her biri abi o saç tanesi gibi bir frekansı alıyor. Yani onlardan 3-4 tanesini kırsanız o frekansı almaz. Ya. Bir de şu, şunu alıyor ya. Şurada da var. Şurada var. Bunu alın. Bu aradaki manyetik alan da bozulur. Evet. Onun için saçlar ortadan dökülenler, yandan dökülenler. Sakın ha, sakın ha. Ellerinizi böyle sağa sola gittiğiniz zaman yurt dışında şeylere göstermeyin. Ellerinizi, şeylerinizi göstermeyin, tırnaklarınızı göstermeyin. Sizi açığa veriyor. Dininizden men, dininiz mi şey mi sağlam mısın? Sahilini uzatma kameramanı. Başkasını uzatma. Bak bu senin dindeki direği şeyini gösteriyor. Düzgünlüğünü gösteriyor. Diğerlerini söylemiyorsun. Tamam. Bak bu adam dindar adam. Niye bazılarının eli böyle yamuk gibi olmuş? Ama dikkat edersen sağ elini ya şu ya bu. Ama şu kesinlikle oluyor. Dindar olmayanlara bakın. Böyle yamuk yumuk, ihtiyarlığı da kemik, kalsiyum eksikliğinden ya. Ha böyle yamuk yumuk duruyorsa şu. Baston, bastonu kurtuluyormuş. Nasıl durması abi? Böyle yamuk duruyor. Yani, her şey, her şeyle alakalı. Çocuk. Mesela hep diyorduk, Peygamber Hazreti Selam'ın koku bıraktığı zaman, koku bırakırmış, sahabe o kokuyu takip edermiş, nerede gizli iş yapıyor. Ama o kokuyu kafir almıyormuş. Antenin kadar. Ondan sonra o kokuyla sahabe takip ediyormuş hangi mağarada. Bir hangi evde. Onun için pis kokusu olanlara diyorum ki, parfümü alacaksın, güzel ahlaka. Ahlakını düzelt. O şey yaptık, biraz kokunca diyorum, ahlakım bozulmuş. Mesela bir misal söyleyeyim size, çok garibinize geçecek. Ya deneyin ya, evladınız yok mu bebeğiniz? Senin bir var biliyorum. Evet. Bak şimdi, ne olur lütfen bir dene kendini. Kokla kendini, odun gibi kokuyor benim. Bebeği kokla. Mis gibi kokuyor. Abi yıkamadım, lan yıkama, olsun kadına. Allah Resulü diyor ki, ensesinden cennet kokusunu alır kadın. Peki bebeğin vücudu eti farklı kokuyor da benimse niye takoz kokuyor? Hiçbir namazı yok, hiçbir farz orucu yok çocuğun da 3-5 yaşındaki çocuğun simasına bak benimse daha çöküntüye bak. Ona hiçbir farzı yok çünkü hiçbir aramı yok. Tertleri çok kuvvetli olduğu için çocukla haram hiç olmadığı için benden çok nurani. La ilahe illallah. Yani tesadüf yok. Burada şey mi zannediyorsun? Yani istediğin gibi yaşamayı mı zannediyorsun? Bunlar niye anlatmaya çalışıyor biliyor musun? Her şey her şeyle alakadar boş duracak ve basit şeyle ömür geçirecek zamanımız yok. Devam. Sözler 226. Cismaniyet libastır. Oradan çıktı. Burada? Ha 226'da. Evet. Cismaniyet libastır. Ve hayatın sıfatı. Sen neredeydin? Ha. Cismaniyet libastır ve hayatın sıfatıdır. Hayatın sıfatı. Bak, cismaniyet gömlek gibidir. İçinde müekkel melaikeleri var. Hayvan ve insan ise ruh var. Hayvan ve insan ise cismaniyetin, şu cismaniyetin ruh var. Ağaçların Resul sormuştu. Ağaçların içinde kanuniyeti var. Bir derece ruha benzer kanuniyeti var. Onun alim-i şahadetteki temsilcisi melaikeler var. Ağacı mekel melaikesi aynı o tiptendir. Onun ağacı bak o tip odur. Bak bunun melaikesi aynı budur. Bu böyle benzer. Aynı böyledir. Aynı tipi böyle. Aynı. Aha bu işte. Sureti de Şems, ismi de Şems. Evet. Sureti de Şems. Şems'in mekel melaikesi. Bu melekle ruhu nasıl ayıracağız? Şimdi ruh var, birinde müekkel melek var, birinde ruh var. Ruhta bir melek desek yanlış mı olur? Yani belirli bir seviyelerde var mesela diyelim. Mesela diyelim ki Ramazan ayı. Ramazan ayı niye denmiş? Mesela Ramazan ümmetimin ayı. Şaban benim ayım. Recep Allah'ın ayı. Allah diyor ki Recep benim ayım. Şaban peygamberimiz diyor ki benim ayım. Ramazan ümmetimin ayı. Niye Recep denmiş? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah'lık hakikatının ilk zuhurat, yapayım,
mahlukatı yaratma sürecinin ilk şeyi onun adına bir isim koymuş. Recep. Alamettir o. O meleğin ismi. Ha, şimdi komple bir ayın herkesin serbehut yok mu? Ha, Ramazan ayının müekkeli, Ramazan şeydir, müekkeli, melakesinin adı Ramazan'dır. Canlıdır, ruhludur, şuurludur, herkes bilir. O aya hürmet edeni, o besler devam. O melekenin kontrolüne giriyoruz. Her bir şeyin zerresi müekkeli var. Ramazan'ın her bir günü müekkeli var, her bir günü. Her komple günlerin toplamının müekkeli var. O da Ramazan'dır. Adı Ramazan meleğin. Ondan dolayı o aya Ramazan denmiş. O ay Ramazan olduğu için melek Ramazan olmamış. Ramazan melek olduğu için Ramazan ayı olmuş. Yani arkadaşlar, bu dünya çok kıymetli bir yer diyorum ya. Bunlar bilinmezdi başka bir yerde. Ahirette bilinmezdi. Şimdi devam edeyim. Ağaçların ise müekkel melaikeleri var. Ağaçlar ceset olarak giymişler diyor. Evet. Ceset olarak giymişler. Aslında melektir bu. Ama bu ceset şeyindir. Meleğin cesedidir. Zahirle meleğin cesedidir. Batınla melektir desek yanlış mı olur? Yani karıştırırlar. Sen bil de deme. Bu donmuş melektir. Ondandır ki İslam hukukunda balta açık ormana giremezsiniz. Mekruhtur. Tenziyen. Baltası açık ağzı sarın derdi girin. Çünkü hisleri vardır ağacın. Adamı ve tanır. Seni diktiğin ağaç seni tanır. Sen gittiğin zaman farklı frekans yapar kesinlikle. Diktiğin ağaca bak, git gör. Sen bile anlarsın seni tanıdığını. Gittiğin zaman farklı duyguları, ben hatırayı hatırladığım için ben bu duyguları yaşıyorum zannetme. O seni pompalıyor. Hoş amediyetliğindendir. Hatırlıyor ki, biliyor ki abi kuru diyerek ağlıyor da. Kuru diyerek ağladı peygamberimiz. Üstad da çınara mı, çamağına mı sarılıyordu? Çınara. Evet. Çınara sarılıyor. O kadar şu hissiyatım var ki onlara karşı benim. Mesela benim çobanlık yaptığım taşlar, dolaştığım yerler, hepsi birbirinin üzerine bindirilmiş alemler orada hissettim ben. O ben zanımla olmadı o. O vardılar. Ben oraya gidince etkileniyorum, zannediyorum ki hatıram canlanıyor. Hayır. O şeyin içine giriyor. Orada hep duruyorlar. O kapı gibi sanki oraya geçiş. Evet, giriş kapısı gibi. Kapağı açıyorsun. Sen o ferdi ahellerin vardı ya orada, hani ağacın altına oturmuştun, çobanlık yapmıştın. Orada tamam, orada bir sürü dırr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 r
Oraya gittiğin anda o ferdi ahellerine giriyorsun. Ferdi ahellerine dönüşüyorsun. O anda o onlar oluyor. Bedeni misallerini mi giymeye başlıyorsun? Evet. Yani beden o... misallerini hep giriyor. Orada bir sürü beden misalleri var. Sırf sen yoksun orada. Daha önce çobanlık yapanlar da oradaydı. Baktığın zaman bir sürü kişi oturuyordu orada. Gelip geçerken köyden o yolda o ağacın altında oturanlar hepsi orada. Eğer hepsi orada değilse tesadüftür. Ve basit bir memleket zannediliyorsa bu memleket. Herkesin orada olması lazım. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar diyor. Ya bunları fark etme nispetine uyanıyorsun işte. Tamam. Sözde 482. Ezel demek vacip tarafı. Başlangıç değil ha. Düşünmek için yöntem. Ebed, mülk ve melekut tarafımız. Ezel ve ebedi birbirinden ayıran cismaniyet ve bedendir. Ezel ve ebed ortasındaki kırılma, ayrılma noktası adeta cismaniyet ve beden. İki ucun en dip zuhurat ve tecelli noktalarıdır. Cismaniyet ve beden. Hal yani şu sanki.
Nasıl? Hal. Zaman hal, evet. Ya, tık tık tam ortada. Hepsinin cemi. Yani bedenen dünyadayız. Cismaniyette ta cennete kadar beraber olacağız. Cismaniyet ölmüyor. Beden. Dünyadaki özelliğimiz cismaniyeti beden sıfatıdır. Yani suyun buzu. Suyun karı. Tamam mı? Suyun buzu nasılsa cismaniyetin bir sıfatı var. Beden. Şu anda bedenle beraber bunu. Hiç kimse cismaniyetimizi görmemiş. Burası Mustafa değil ya. He? Burası Mustafa değil. Yani ya burası giydiriyor veya o cismaniyet buraya böyle bir zuhurat gösteriyor. Mesela şöyle diyeyim. Soğuk bir yere gittiğin zaman vücut hemen yağ salgılamıyor mu? Hemen delikleri kapatıyor vücut deliklerini. Çok üşüdüğün zaman idrara gidiyorsunuz. Vücutta su tutmak istemiyor. Daha üşüdüğünüz zaman sebebi kasları harekete getirerek ısı sağlamaya çalışıyor. Isı üretmek içindir titremek. Donan insan titrer. Sebebi ısı üretmek için. Isırmak için yapılıyor. Niçin anlatıyorum? Cismaniyet alemi şehadeti geldi mi bedeni hemen giyiyor. Çıkartıyor da bazen. Cismaniyet alemi. Bazen diyor ki bazen bedeni bedenden çık. Cismaniyeti bırak. Bak bedenden çık. Bedenden çıktı ama cismaniyet kaldı. Evet. Onu da bırak diyor. Onu da bıraktım. Onu da bıraktım ki lef-i babuza geçiyorsun en azından. Arşa geçiyorsun. Cismaniyetini bıraktığın anda kattesin yani. Usta hemen ne diyor? Bedeni bırak. Cismaniyetten çık. Kalbin ve ruhun derece hayatına gir. Hemen zaten cismaniyet neredeydi? Cennet ve cehennem. Hemen üstü neydi? Arş. Arş neydi bizdeki karşılığı? Kalp. Cismaniyeti bırak. Kalbim ve hemen aşağı. Şey mi tarif ediyor? Rıza ilahiye yönlendiriyor değil mi? Yani cismaniyeti bırak sanki cennet sevdasından vazgeç. Evet evet. Değil mi? O gibi tabii, sanki. Tabii canım cennet sevdasını ne yapıyor bu tür mevzular gibi. Değil mi? Oldu. Tamam. Yani bu mevzular şimdi cennete girmek için midir? Yok. Bu kadar telaşa. Bu kadar. Yok. Tesbih kardeş. Allah sana havada uçacaksın, cismaniyeti, zanları tespit edeceksin, seni cennete koyacağım demiyor ki. Senin bu telaşın nedir peki? Sen bu mevzuları araştır, seni cennete koyacağım mı diyor da bu telaşı var bizde. Yok. Allah havada uçmanız lazım, suda yürümeniz lazım ki cennete koyun. Öyle bir telaşınız mı var? Yok. Şeriat bellidir, sünnet-i seniyye. Peki bu telaşımız nedir? Biz cennet derdi olsa bunları yapmamamız lazım. Bizim derdimiz cennet değil ki. Bizim derdimiz cennetin sahibi olan Allah'a bulmak. Onun adı Rıza İlahi. Bizim işimiz Rıza İlahi. Cehennemin sahibi olan onu Allah'a kaybetmektir. İnsanın, Müslümanın cehennemi cehennemdir. Bir nurcunun cehennemi cehennem değildir. Cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmektir. Evet, bu ezel ve ebed denilen bir sistemin ayrık en çukur noktası cismaniyettir. Daha dibi, onun sıfatı bedendir. Sözler, bunu da okuyoruz, bir ara vereceğiz. Araya, tamam mı? Araya vereceğiz, bir kahve molası yapıp tekrar devam edeceğiz. 499 Alemi ebediyette ise cisim var, beden yok. Cennette cisim var, beden yok. Bedenin misali var mı? Bende misaliler var ama bedenin misali cismaniyetin sıfatlarıydı. Tırırtlar. Evet. Beden yok derken abi şimdi tamamen yok evet. Olmak mı bu yoksa onu kullanmıyor musun? Kullanmıyorsun. Şey, gitmemek yani. Yani bir yukarı çıkıyor. Yokluk yani. Yok. Heh. On yok oldu değil. Tamam. Onu kullanmıyorsun kardeş. Cedensel hayat. Şu anda evdeki senin o keyfi maaş hareketin var mı burada? Niye kullanmıyorsun? Ama kullanabilirsin de. Tabii. Çünkü gezme yeri olacak diyor ya. Dünyaya gelecek orada. Burası dünya yıkıldıktan sonra tekrar tamir edilecek. Kıyamette tarif olacak. Sonra tamir edilecek. Sonra insan cenneti merak etmeyecek mi? Ah ulan ders yapıyorduk. Evim vardı, hanımım vardı. Lan şu dükkan için namazım. Geç kıldım. Veya mesela kalp ve ruhun derece insan. Zaten bedenden sıyrılmış bu insan. Üstad Hazretleri diyor ki hanesi yuvası olan şeyden çıktım.
Necmi şey diyor, yıldızlara. Şimdi o zaman, o buraya geldiği zaman bunu kullanıyor yani. Gerekli, buraya kullanıyor yani. Şimdi ötelememek lazım. Yani Afrika'ya gittiğin zaman atletlensin. Peki kutuplara gidince palto kullanmıyor musun? Palto valizde. Valizde olması yok etmiyoruz ama valizde olmasa da giymişim olmuyor. Gittiğim zaman kutupları kullanırım. Yani burada kullanan var şimdi. Hem burada olup, yani oralarda olup burada kullanan var. Tabi mesela 59 mektubatta diyor ki, evet, bir kısım demiyor. Evliyaların ekserisi. Ekserisi cismi nuranileriyle dünyaya geliyorlar diyor. Gelip kullanıyor adam. Eski elbisesini kullanıyor. Onun için her gördüğünüz şey acaba insan mıdır? Şeytan da böyle. Şeytan da girmiyor mu libas? Okuyayım bakayım ne çıkacak. Alem ebediyette ise cisim var, beden yok. Cisimde giren, çıkanlar eşit olacaklar. Ondan muvazene bozulmayacağında vücutta dağılma, yığılma olmayacak. Cisime giren çıkan olacak mı? Cisimde girip çıkan olacak ya cennete. Yiyeceğiz ya. Cennet yemeyecek miyiz? Kokuyla diyor ki hadiste, kokuyla ve terle. Beden olmayınca nasıl yiyeceğiz abi? Cismaniye. Yani gene öyle dokunmak şeklinde mi yemeyiz? İşte zaten bilseydik, o zaman insan hayal etmiş ve düşünebilmişti. İnsan ne düşünemiyor. Zaten beden yok nasıl, ne yiyeceğiz? Peki bir dakika, sanki ne yiyeceğini anladın da yiyeceğini adam anlamaya çalışıyorsun. Yiyecek olsun da bize. Dersin başında dedik ya zaten abi, yediğimiz zandı. Zaten oradan alıyordun, ona ihtiyaç kalmadıktan sonra yani... Ama yok, yeme var ya. Yeme var yani. Yeminden olsun yani. Yemin yani. Çikolata var bizde. Olması lazım yani. Çikolata senin bebeğine söylersin. Ne diyor? Çok şey yiyeceğim diyor. Allah'tan cennette bunu yiyeceğim. O neydi? Yedirmiyoruz şimdi, o yedirmediğimiz cennette yiyeceğim. Top top şeyler var. Abi onlardan yiyorlar. Her zaman şey yaptığımız diyor. Allah'tan onu isteyeceğim. Cennette ondan yiyeceğim. Anladın mı? Hayır, neticede kışır olmuyor değil mi ama? Yani Nur'a hayata... Yok. Nur'a inkılap. Nur'un kontrolüne giriyor. Derecesi yükseltiliyor. Çünkü mektubatta bir yer var. Yani mümin diyor şükür niyetine yediği nur olur diyor vücutta. Evet. Mesela şimdi bu mahluktur. Tamam mı? O enerji dönüştü. Bak nurunu yapacağım. Dimağa gitti. Göze gitti. Kalbe gitti. İş yapmadı mı? Bu enerjidir artık. Su değildi ki. Ha, o sudan aldığım enerjiyi dimağda kullandım ya. O dimağda kullandığım şey o olacak. Su yerine. Burada elmayı yersin. Elhamdülillah dersin de orada elhamdülillah yersin. Eğer sen bu elmayı yerken, yedikten sonra hangi haletle elhamdülillah dedinse o donacak. Ama bu elma seni bu halete soktuğu için elma deniyor. Mesela bak, hiçbir şey yok. Haletim yok, şükretmiyorum. Bak. Oh, elhamdülillah. Beni bu hale getiren sudur. Ama elhamdülillah suya benzemiyor. O elhamdülillah haleti donacak. O benim suyum olacak. He? İlginç olacak. İlginç olacak. Elma yediğiniz böyle bir hal oldu, tamam mı? Bütün lezzetleri, zevkleri düşünün. O haletiniz donacak. O nasıl bir şey olacak? Bir de onunla yiyeceksin. Bak şimdi, bir daha bak. Şunu kaçırma. Bir mesela bütün zevk ve lezzetini düşün. O haletini hayal et. O donacak. O donan şey yiyecek cenneti. Onun da alacağı lezzeti düşün şimdi. Donan şey cenneti mi yiyecek? Evet, cennettekileri yiyecek. Bak bir daha. Kaçırma. Onun için düşünemiyorum. Bu su. Tamam. Çok susuduğumu kabul et. Evet. Çok acayip. Bu benim elhamdülillah dememe bu sebep oldu mu? Oldu. Peki bu elhamdülillah suya benzer mi? Ha, elhamdülillah haletim donacak. O beden olacak. Tamam. Ha, ona yedireceksin. O neyse ondan daha latif işte cennetteki.
Ne yiyecekse bu yiyecek. O öyle. Bunu anladın. O yiyecek de o cinsten, o da şey olacak. Onu yedikten sonra o öbürsü öyle, gene o yiyecek. Yani bu ha, bak. Bu elhamdülillah sebep budur. Ama elhamdülillah buna benziyor mu? Elhamdülillah bu haleti donacak. Beden olacak. Ona yedirilecek ne yedirilecekse. Onu yersin diyor abi. Onu yedirirsin demiyor ki. İşte o işte onu yersin o. O oluyor işte o. O yiyor işte nasıl yiyorsa. Cismani vücudumuz. Onu yiyor yani onu. O yiyecek. Ona yediriliyor. Yiyecek yani. Yani nasıl bir şey o zaman? Yiyen... Kardeşim o donmuş hay var ya elhamdülillah yiyecek ya. Yersin. Bunu biz yiyeceğiz. Ha ona yedirilen şey düşün. Burada abi şöyle elmayla benim bedenimin bir ilişkisi var, bir benzerliği. O elhamdülillahlar da o cismaniyetin bir ilişkisi var. Benzerliği. Aynen. Ne anladık sakın. Peki bir daha devam edeyim şuradan. Beden de cismaniyetin sıfatıdır. Esma'nın hakikat mertebeleri aştan aşağı yani cennet, cehennemden başlıyor. Esma'nın hakikat mertebeleri oradan başlıyor. Çünkü Esma'nın azam mertebedeki tecellisi arştır. Yani şurada. Bu cismaniyet bizde var değil mi abi? Ha? O bir tanesi yazmıyor. Zaten böyle ölüme o geçer. Bana vermişsin de o kalemler aşağıda ya. Üçte bak bu nedir? Bak nedir? Perdesiz tecellisi. Şöyle diyelim. Ha. Esmaların perdesiz tecellileri. Tamam mı? Orada zan bitiyor mu peki abi? Zan oraya kadar. Ha, yeni belirlediniz mi zanlar? İşte zan perdesiz. Hakikatların derecelendiren zanlardır. Evet. Zanları kaldırın, hakikat olur. Hakikat olamayız biz artık. Hakikatta baş başa. Yani Esma'nı tar. Hakikat ne zaman olacağız? Aştan sonra olacağız. Herkes olacak mı? Olmayacak. Kimler olacak? Bak şurada. Bunlar yazıyor bir saniye. Yazıyor mu? Herkes yazıyor. Komple. Tamam mı? Bunun aşağısında detaylı şeyini yazayım mı? Yok yok yazmam. Şunu yazayım şunu. Mahfispat. Bu çok önemli de. Ne yazayım da bari. Şimdi.
Zanlar buraya kadar. Meratibi. Bu hakikati ama değil mi abi zannın? Tabii hakikat. Evet. Mahiyeti daha yukarı, tekliğine doğru gidiyor. Şurada suizan var, burada suizanlar yok artık. Suizan şuraya kadar var. Suizan var. Suizan, bak şu, şuraya kadar var. Başka var mı burada? Farklı bir şey, bak. Suizan buraya kadar. Niçin? Nefis olduğu yer. Şeytan takıldığı yer. Tamam mı? Hüsnü zan. Hüsnü zan artık. Yani kürse kadar olan da... Burası ise karma. Zan. Suizan. Hüsnü zan, bütün meratipleri var. Suizan şuraya kadar. Çünkü şeytan burada takıldı. Şurası nerede şey? Kağıdımız? Silgiyi alır, orada yani. Nerede abi? Şunu bırakayım. Sağ köşede abi. Sağ ayağın dibinde, sağda. He, he. Tamam. Şey var ha. Ağaçtan sonra da zan var ama Hüsnü Zan'ın meratipleri değil mi abi? Evet. Olmazsa olmaz. Başlar olmaz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, ha şey yaptık bir dakika, eksik yaptık, aferin. Yani eksik şey yaptık. Bir şey daha diyeceksiniz diye düşündük orada ama. Yok abi yok, yani iş yapamadım. Yani böyle yazmalar ne kadar daha çok kalıcı oluyor değil mi? Tabii. %58 daha fazla insan şey yapıyor. Kesinlikle. Ve üşenmiyorum. Yalnız kalem bize yetişmiyor. Ücret. Şey aldık aslında ya. Şu mudur abi? Öbür renkli. Nerede kalem? Onu daha kullanmaya çalışıyorum. Aşağı vardı ama şimdi. Tamam tamam otur abi otur. Dur şunu otur. Bitiyor şimdi. Otur. Tamam. Şimdi acayip bir şey. Şuraya başka şeyler yazmıştık daha önce. Kardeş burada hakikat durur mu? Şu çok önemliydi. Bu çok önemli. Bu çok önemli bu. Arşın esmaların perdesi tecellisi. Yani bizim hedefimiz aslında esmanın perdesi tecellisine varmak. Evet. O zaman. Daha hedef de değil o. Hedef de değil. O da değil. Değil mi? Dinar. Hedefimiz dinar. Daha yukarı. Ha? Olmalı. Dinar. Şimdi ne işliyorduk? Ha, buraya kadar bedenin hakikati var. Şuraya kadar. Şunu yazayım. Bu arşın altına üstüne şey yazsak yanlış mı olur abi? Efendim abi? Arşın altına üstüne hani zanlarımızı biz belirliyoruz demiştik ya. Hani bedi ve nazari kader olarak yukarısı öyle aşağısı öyle yazsak sıkıntı mı olur? Nasıl bir de? Bedi ve nazari kader var ya abi. Yukarısı öyle aşağısı öyle. Evet evet. Evet. Evet, nazari bedi kader de diyebiliriz yani. Hı. Mesela bu bedi, bu nazari devamlı değişken. Hı. Yani diyebiliriz mesela, yazabiliriz tabii, şöyle yazalım. Nazari kader.
kader şuna da ama diyecekler ki bunlar hepsi şeyde değil mi lef-i mahfuzda? Açılalım. Tamam. Zannına göre belirleyelim. Burada hakikattir kardeş. Her şeyin kökünü şeydedir. Şuradadır. Her şeyin kökeni buradadır. Mahiyet. Mahiyet yani. Yani her şeyin şöyle diyeyim. Her şeyin kökeni olan mahiyetler. Hakikatleri arşa koyacağız ona. Bu da her şeyin Hasan abi arş dahil mi değil mi? Onu netleştirsek zan mesela arşa kadar ayrı. Yok, burada zan yok artık. Ha, üstün zan değil mi? Ha, yani ona geliyorsa arşa geçtiğin andan itibaren arşta yok. Zaten Esma'nın perdesi şey. Bir şey demediniz ama bir zannın üstü bir şey ifade yok o zaman. Arşın üstü hakikat için. Mi? Arş ve üstü için. Hakikat mı diyeceğiz? Yani zan neye tebettiği bu da zaten yok. Buradakiler de hep hakikat meratibidir. Artık hakikatta değil manyete doğru geçiyorsun. Kabiliyetler bitiyor. Yani zan kabiliyet buraya kadar. Zan neye dönüşüyor? İlmi mi diyeceğiz? Yok, şeyi dönüşüyor artık. Refleflere dönüşüyor. Refref oluyor. Şuraya Burak yani. Ha, zaten zanlar Burak. Burak'tı. Yani zanlar zaten Burak'tı ya, hatırlarsınız. Ha. Burak. 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 Bundan sonra refref oluyor. Yani sıfata şey oluyor değil mi abi artık? Sıfat şey. Artık sıfat şeyine geçiyorsun. İmam Rabbani Hazretleri de öyle diyor artık. Bu da şu. Burası her şeyin kökünün, her şeyin hakikati. Kürsten aşağı suret ne diyeceğiz abi? Hakikati olan perdesiz esmaların zuhur yeri. Kürsten aşağı suret mi dememiz lazım? Yanlış mı oldu? Yok. Suret alem-i şehadet. Bu araya kadar mı şey? Hakikat meratipleri. Yok. Hakikat hepsi. Hakikat meratipleri. Ama suizan da hakikatin bir mertebesidir. Hı. Mertebeleridir yani. Adam buradan takıldı. Mesela vesveseden korkuyorlar. Yani var ya iman gitti. İman, yani imanı gitti diyen şeytan buradan söylüyor. Ama imanın yeri burası. Bunu bir tane vesveseyle adam görse şu haritayı, imanın gitti diye, biter ya adam kurtulur, ilaçtan kurtulur. Niye? İmanın gitti denilen yer burasıdır. İmanın yeri burası değil ki gitsin. Şeytan burada imanın olup olmadığını görme şansı var mı? Görmediği bir şeyi nasıl gitti diyebilir ki? Yalan söylüyor adam. Gördüğüne inanabilirsek derim abi. Tabii. Şeytan buradan aşağısını görüyor. Zan yaptırıyor da. Tabii. Görecek de bunu. Gitmeyecek ki vesvesesi. Tabii nasıl olacak? İnanması lazım. Tabii şimdi bu şeytan buradan baktı. Şu adama diyor ki, şükür şuradan. Şu adama. İmanın gitti. Bu da ne diyecek? Diyecek ki ey melun şansın yok. Benim imanımın yeri burası. Sen orayı olup olmadığını nereden gördün? Benim imanım kaynağı bu. Sen orayı görüyorsan tamam benim imanım gitti. Yoksa hayal, hikaye. Bana diyor ki imanın gitti. Deniyor da. Çünkü yemez artık. İmanı gitti. Gitti sanırım. Bu kadar nasıl rahat söylüyorsun? adamlar dalga geçiyoruz. Şu yazan abi o yanlışlıkla mı yazıldı şu sağ suizan buraya kadar? Bir şey yazılacak. Şuraya yazıyor. Şurada bir şey yazıyor. Nerede abi? Mavi abi. Ha yani bir şey yazacaktım. Yazacaktım da kaldı. Evet, tamam. Ne yapacaktımsa. Şur değil ya. Yok. Şur değil. Tamam. İmam. İmanın gitti. Yani bunu burada dursun, şu işleyelim. Bir de şey vardı, cismanet. Ha cismanet şuraya kadar. Evet. Arşın şey, altı ama değil mi abi? Tabii onu yapayım bir şöyle. Cismaneti şöyle yapayım. Şöyle yapalım.
Tamam abi. Arşa kadar. Şey yapmıştık abi onu da. Cismaniyetin suretini alem-i şehadet demiştik. O sureti. Ha orayı. Hakikati arşa kadar, arşın üstü de mahiyeti demiştik. Evet, mahiyeti. Yani şimdi komple şey yaptık. Şimdi tamam, girmeyin. Tamam. Ha, girmeyin. Hatırlattım. Ha, iyi yaptın. Yani şuraya kadar olursa suret. Yani cismaniyetin sureti. Burası hakikati. Cismaniyetin hakikati. Şurası aynı zamanda mahiyeti. Mahiyeti. Mecbur'u de içine alıyor mu abi mahiyeti? Yok. Orası Necmi Nuri şey dediğimiz değil mi abi o? Girmez, girmez. Orada bir belirleniş yok artık. Fena-i mutlak bekar. Bekabillah orada bir şey yok artık. Tamam. Yani böyle doldurduğun zaman şey yapıyor. Bunlar zannediliyor ki oralardan konuşuyoruz. Bak iman. Şunu yazayım da. İmanın yeri. Kaynağı. İmanın gitti hikayesi. Şeytan. İmanın gittiği hikaye okuyor sana. Sana diyeceksin ki imanın yeri kürs değil ki. Sen kürste nasıl görürsün? Eğer hakikaten imanın kaynağı kürs olsa benim imanım gittiğini bana haber verdin. Doğru, casusladın. Ama benim imanımın yeri şurada. Emre, sen şimdi buradan oraya gitme şansın yok ki. Ustad ona şöyle tabir ediyor. İman diyor o kadar dem ve damarlara işlemiş ki değil şeytanın diyor oraya girmesi nazarı bile ulaşamaz diyor. Buradan buraya nazarı nasıl ulaşacak? Olan sen buradan burayı görüyorsan da ben göremiyorsam helal olsun lan sana. Elindeki o malzeme. Ben anlamadım da imanımın varlık olmadı sen bana söylüyorsun. Elindeki o malzemeyle tavırları kullanıyor. E biz oralarla burayı kullanmazsa ayıp olur. Ayıp lan. Yani adam serseri buradan buraya kadarki malzemeyle buraya zannettiriyor. Sen bu kadar sistemle bunu halt edemiyorsun. Onun için hakiki kullarıma bir şey yapamazsın demiyor mu Allah? He? Allah diyor ki sen benim hakiki kullarıma yani seni aşan şuralarla şapan kullarıma bir şey yapamazsın. Ve onlara sen cenneti gaye yaptıramazsın. Şimdi size söylüyorum imanınızdan hakikaten cennet gaye var mı? Böyle. Ben abi ilmen zorluyorum kendimi gaye olmasın diye. Yok hisse böyle artık cennet gayenizde midir? Bu dersleri yapmamak zaten bizim cehennemimiz olur abi. Evet. Şimdi doğru söyle. İçinizde bana cevap vermeniz gerekiyor. Hakikaten zorlanıyor musunuz? Cennet benim gayem olmaması lazım. Yoksa fıtrı mı oldu artık? Yani zaten öyle o şey olsa bu kadar şey yapamazsın. Evet. Muhatap olamazsın. Yani ben istesem de şu anda cenneti gaye yapamam ki. İstesem de nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin eder. Zaten hissettiğim için. Zaten hissettiğin için abi zaten gaye yapmıyorsun. Yani nasıl olacak yani? Sen bunlardan şey yapacaksın, Risale'de göreceksin. Lan buraya geleceksin, bunu gaye yapacaksın. Lan bunlar ne olacak? Uyanmış beşe bunu istiyor şimdi. Adama haber gelmiş cennetten, cenneti duymuş. Tamam cenneti doğru. Adam haklı, ezilme istiyor, Allah methediyor. Kur'an'da methediyor. Bunlar umumi bir yol olmadığı için umuma şey yapamamış. Yani o kadar sistemi göreceksin, yok cennet yeter diyeceksin, bana şey gelmiyor. Çoktan mı yani? Şimdiki ya. O kadar yukarı, o kadar lüks şey değil var. Ya bu iş. Yani adam ne demiş biliyor musun şurada? Şuraya geliyor. Şuraya geliyor.
Bana seni gerekseni diyor. Geliyor buraya, tamam mı? Kelamına burada mazar olmuş. Rüyetini burada mazar olmuş. İkinci kelamı mazar olmuş. Kelamın çünkü şeyi yoktur. Yönü yoktur, kıblesi yoktur. Bu Arancı Mansurlar, Muhittin abi bunlara çıktıkları için mi öyle? Evet, çıkmışlar. Nereye artık çıkmışlar? Ne yapalım? Bu çıkmışlar canım. Hı. Ama İmam Muhittin şey diyor ki, İmam Rabbani Hazretleri, çıkmak Resulüm o kadar mühim değil. Resulüm. Çıkmak mühim değil. Orada tutunmak da mühim değil. İnmek. İnmek çok zordur. Çıkmaktan hiç kıyas edilmeyecek kadar zordur. Ağaca çıkmak kolaydır. İnmek çok zor. Kayalara hiç çıktın mı daha? Böyle tüm. İn de göreyim. İndin buradakilerle aynı şekilde şey yapacaksın, davranacaksın. Ha şimdi bak buraya çıktın. İnmek ikinci zor. Üçüncüsü gel buna da. Ne muhatap olanlar. Muhatap olacaksın. Benim gibi adamlara, uyduruk adamlara muhatap olacaksın. Peygamber ne kadar zor durumda ya, hayal ediyorum. Şimdi ben ders yaparken, şimdi adam diyor ki abi falan tamam. Benim zihnim buralarda, gel de ona uygun misaller bul burada. Zor. Tamam mı? Şimdi misal, şimdi peygamber gitti, geldi, zavallım ya. Ertesi günü düşündüm, Miraç'tan sonraki ertesi günü. Ha şimdi kalktı. Sabah namazına gidiyorsun. Sabah namazına gidiyor. Adam bir şey soruyor. Yani bir şey soruyor, oradan mı desem ona. Onun için peygamberin sözünde diyor, cevabında kişinin karakterini seyredin. Ben peygamberin mucizelerinde var ya sahabe veya gösterirken, peygamberi kesinlikle bakmıyorum orada. Adamların karakterini tespit ediyorum cevaptan. Soru sorana bakıyorsunuz. Evet, soru soranın karakterini ben tespit ederim. Dün akşam onunla ilgili bir örnek verdiniz abi. O mesela dünyada ne kadar zaman geçirdi? Evet. Dedi ki gölgelikte bir saat. Demek ki o adam kalp hayatını yaşıyordu. Evet, eğer bedeni yaşıyorsa 60 sene yaşadım diyecek. O adam eğer bir gün yaşamış kadar, o kadar o diyecek. Cevabı öyle olacak. Cevabı öyle olacak. Bir daha bu çıkarken abi dedik ya, kalple çıkıyorlar ya genelde abi. Şey kalple çıkıyor. Dima pek şey olmadığı için dönüşte işte sıkıntı o yapıyor. Kalple çıkınca buraya kadar çıkarsın. Kalp ya. Dönüş yapacak. Yani. Nasıl yapacak? Çünkü akıl kullanmadan şey. Ama akıl kullansaydı burada olacaktı. İniş daha kolay olacaktı. Kolay olacaktı. Çünkü Cebrail bundan sonra bir adım atamam dedi burada. Atım atarsa helak olurum dedi. Şimdi burada artık Cebeller memleketi. Cebeller olunca Kur'an'ın bütünlüğü de vardı. Devam edelim bakalım. Abi bir de oraya çıktıktan sonra insanda bir enerji mi oluyor? Ondan dolayı mesela alem şeriflerle geçinemiyor, şey yapamıyor dedi mi? Mesela mesela. Yani oran... Şöyle diyeyim. Şu anda bunu yazdık değil mi? Orada mı kaldı? Ben de şimdi yazdım, benden çıktı. Benden çıktı mı? Şöyle bak bir daha. Ben oraya yazdım mı? Ben konuştum mu? Konuştum. Yani çekirdekten ağaç çıktı. Çekirdek sıfırlandı mı? Aynı duruyor değil mi? Ha. Oraya gittim. Oradan buraya geldim diye orası boşaldı mı? Aynı duruyor. İşte içimde bu o alemler dururken bu aleme göre konuşmam. Peygamber çok büyük iş yapıyor. Anladın mı? Kabiliyeti bu. Hal olduğu halde bu aleme göre konuşuyor. Ötekiler, Muhyiddin Arabiler beceremedi bunu. Peygamberi gördün mü şimdi? Kral değil mi adam? Hakikaten delikanlı değil mi? Yani şöyle imanından demiyorum. Hakikaten mantıklı. Hakikaten ya. Ben o alemleri yaşayacağım. Bu alemi hiç karıştırmayacağım. Güzel konu oluyor değil mi? Sınırı geçiyor ama gelmeyi de biliyor yani. Biliyor. Bordo Bereli gibi. Gitti ama dönmeyi de biliyor. Çünkü Bordo Bereli'nin özelliği şudur. Giderken çıkmayı hesap eder. Nasıl çıkacak buradan? Komandolar işte girmeyi iş yaparlar. Ama bir gireyim de çıkma önemli değil. Maymun sultan. Farkı var ha? Bordo Bereli girerken çıkma yollarını da tespit etmişti. Çıkarken önce tak 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 çıkıyor. Adamlar çıktı, nasıl ineceğimi hiç bakmamışlardı. Sonra baktık, ulan neredeyiz ya, ne yapacağız lan? Nasıl ineceğiz? İnemediler. İnmekte zorundasın. En çok zor. Yani öyle yükselmek o kadar değil. Mesela Nur cemaatinden diyorum, ben diğer cemaatlerle uğraşmıyorum. Nur cemaatindeki abi kardeşler, mana yükseldi. Abi oldu, yükseldi. Yükseltmenin hiçbir şey değil. Herkes yükseldi. Öğrenirsin lügatını, şey yaparsın. Alt üst, yani yaparsın, öğrenirsin kardeşim, anlat.
Orada durmak zor. Orada durmak zor. Arabanın pistonu mesela, üst ölü noktaya geldiği zaman mesleğim patlıyor, yanma odasına patlıyor, piston aşağı iniyor, tak 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 tak. Yani üst ölü noktaya geldi, orada tutunamadığı için aşağıya gidiyor. Tutunsa duracak orada. Çünkü kuvvetin sıfır oldu. Kuvvet, 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 kuvvet geldin. Kuvvetin sıfır olduğu nokta neresi? Üst ölü nokta, ölü nokta, ölü. Sıfır. Duracak adam of be diyecek ama bir tanesi de vuruyor aşağıya, sıfır olduğu için. Girerken vursaydı motorda işte şey sesi, sivop sesleri veya motor birbirini krankır kırmasının sebebi odur. Tam çıkarken patlama yaparsa bir güce karşı güç çıkartıyorsun. Yukarıya çıktı, sıfırlandı. Ondan sonra şey patlama oluyor, yakıt patlaması oluyor. Sıfır harekete yeni bir güç. Tam sıfırda şey oluyor değil tam mi? Tam sıfır. Tamam işte orada hiçliğini bilecek, ademini bilecek. Ondan sonra yeni, tam sıfır bildiğini olduğun anda öteki enerjiyi yüklenebiliyorsun. Eğer tam sıfır olmadan bir enerji yüklenirsen bu enerji diretiyor. Seni de o zaman o nispetle sıfırlıyor. Birbirini kırıyor. Iki. Kırıyor. Motor sesi geliyor işte. Bütün kalın niyetler oluyor. Zaman aynı. Arabada şey. Uyguluyorum, insana uyguluyorum, ağaçlara uyguluyorum, su içerken uyguluyorum. Zaman da girdi abi şimdi. Aynı. Bir zamanı ayarlayamazsa. Ha zaman bak. Ha. Sıfır nokta, sıfır zaman. Böyle giderken böyle inmesi. Motor oluyorsun. Böyle devamlı gitmek motor olmana olamıyorsun. Şurayı bitirelim ondan sonra çay şeyi manası vereceğiz. Cismani hakikat mertebeli aştan aşağı yani onda yazdık. Cismani hakikatta şu. Cismaniyet buradan aşağı ya. Nerede yazdık cismaniyet yazdık? Sol abi. Sol ha, dur. Şuradan aşağıya böylecem. Sonuna kadar cismaniyet hakikati ama alim-i şehadette cismaniyetin sureti. Buraya kadar cennete dahil cismaniyetin hakikati. Aştan sonra şuraya kadar, şuraya kadar, şu cevher alabilirsin. Cevher idi için aldık işte. Cismaniyeti mahiyeti yani cevher. Aslında budur yani şu. Şurada cevherler memleketi. Tamam. Bunu gördük. Buralara onları bakarak yazıyorsun. Cismaniyet burada, cennet, cismaniyet burada yani buradayken cennet, nedir o? Cennette bitiyor. Ha cennette bitiyor. Sonra arş başlıyor. Yani hakikatler başlıyor. Arş esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir. İçindeki mertebeler arştan aşağıya doğru başlıyor. Demek cismaniyet bitti mi hakikatler başlıyor. Cismaniyet beden ise, cismaniyet ve beden ise hakikatların dibasları oluyor. Yani cismaniyet, beden burada. Burası cismaniyet. Burada esmanın perdesiz tecelli ettiği hakikat. Hakikatlarla cismaniyet ilişkisini haritada burada çok güzel görünüyor. Yani hakikatlar, hakikatlar kendisini cismaniyet olarak gösteriyor. Böyle oluyor. Mertebeler yani. Ne demek? Buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akılcı ve ruhçı ve nur Muhammed'i. Gibi yani. Odun, nur, duman, ısı, ışık vesaire diye. Beden cisme cisme dönüşmüş hayat. Beden neymiş? Cisme dönüşmüş hayat. Evet. Hayatın cisim ve beden şeklinde görünmesi, dönüşmesi. Hayatın şurada muhi esması var. Muhi. Bu esma artık hakikatlara dönüşmüş. Mert'e şurada taş olabiliyor. Yani burada ne varsa bunun dışında hiçbir şey yoktur. Arşta hayat ama değil mi abi? Hayat, arşta hayat değil. Muhi esmadır. Esma seviyorsun. Esmadır bu. Hay sıfattır. Oradan sonra o zaman. Tabii o yukarıda. Mahiyetler şeye bakar. Sıfata bakar. Buradan aşağıya hakikate bakar. Yani sıfatlar, esmalar. Burada bulunan bir taş bile hayattan yaratılmış. Hayatın... burada olan her şey. Yani onsuz düşünemezsin hiçbir şeyi. Yani şu anda dünyada bulunma özelliğimiz bedendir.
Bak burada bedendir arkadaşlar. Şöyle yapayım ki. Kapatayım ki. O zaman da yasalıyoruz. Anladık mı abi beden? Beden burada. Peki burada neyle bulunuyorsun? Cismaniyetiyle. Burayı da yazalım. Burak deyince burada. Raf raf ref ref, tamam mı? Arkaya döndünüz. Evet. Nura dönüşmüş ziya gibi. Yani cismaniyet bedene dönüşmüş. Sıfatlanmış. Sıfatlanmış. Esmanın sıfatı. Yani vacibul vücudun sıfatı başkadır. Esmanın sıfatı başkadır. Mesela buz suyun sıfatıdır. Yani buradaki sıfat esmanın kaynağı gibi düşünme. Değil, tamam. Ha tamam mı? Ha. Çok önemli de. Nura dönüşmüş ziya gibi. Biliyorsunuz ziyanın içinde nur da var. Yani ziyadır. Güneşten gelen parçacık nur değil. Ziyadır. İçerisinde ısı, ışık, renkler vesaire var. Ama maddeye çıkıp ısıya şey, şekle, renge dönüşmüşse yani ışığa ziyadır. O zaman ne diyor? Nura dönüşmüş ziya gibi, beden. Oduna dönüşmüş güneş gibi, beden. Kudrete dönüşmüş kelam gibi. Kelama dönüşmüş kudret gibi. Allah Allah, kelam kudret diye bir şey mi? Aynı. Odun güneş ilişkisi onda mı var abi? Allah Allah, ikisi de yani. Evet, birbirleri. Mesela diyelim ki, şöyle diyeyim, bilgisayara konuşmayla açılmıyor mu? Ses vererek kapılar açılıyor. Yani ses tuşta kudret oluyor. Yani ya üçte kelamın içerisinde üç tane şey var. Kelam üçe dönüşebiliyor. İlim, irade kudreti tazamun ediyor. Kelam aynı anda kudrettir. Kelam aynı anda ilimdir. Aynı anda iradedir. 433 sözdür. Yani onun için kelam ilahi Allah'ın ayeti niçin taklit edilemiyor? Çünkü kelamın içerisinde, beşer kelam içerisine ilim, irade kudreti ben koyamıyorum. Mesela bak şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim. Yasin gel böyle şöyle bakma dediğim zaman seni elini tutup götüremem. Ayet yapıyor. Kum biznillah demiş. Olmuş. Ey arz. Güzel işte bak. Kum biznillah. Allah'ın izniyle kalk sözünün içerisine kudretini koyabilmiş adam. Koyabildiği için gelen olmuş. Ey sema suyunu tut. Evet. Ey arz suyunu yut. Allah bu kelamın içerisine kudreti, ilmi, iradesi koyabildiği için, tabi koyduğu için. Koyduğu an, söylediği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. Ya olduğu anda söylemiş veya söylerken yapmış. Onun için ayet olmuş. Ayet olmaz diye beşeri kelamla ayeti birbirinden ayıran en büyük özellik, kelamın içerisine ilim, irade, kudreti barındırdığı için. Beşer kelam için koftur, boş demekedir. Tamam. Buza dönüşmüş su gibi beden. Bir istitraçta nasıl yoğunlaşıp kaldırabiliyor masayı sanırım. O şey var, ilim, irade, kudret değil de kudreti var. İlim şeyi yok. O zaman istitraç oluyor. Zanlı kuvvetle. Tabii. Yani onu başka duygularına koyuyor. Ama üçün biri olursa ayet oluyor. Kabukla beraber dört. Kelam, ilim, irade, kudreti tasavvur ediyor. Üçünü mü ikisi? Ben şimdi bakıyorum da eğer diyor o kelam emir ve nehy ise mütekellimin derecesine göre irade ve kudreti de tazamun eder. He tamam. İrade, kudret, ilimde var mı bir de? Var. Şunun aşağı üstü yok mu abi? Sözleri verir misin bana? Baksın abi. 400, bir dakika sen 433'e bakar mısın sözleri? 430'u açtım. 33. Lef-i muhafızdan aşağı hepsi olması lazım zaten. Evet. Yani. Ama yok ana kuruki olarak. Açtın mı abi? Açıyorum. Bak 433.
birinci paragrafın ortası, o sonuna doğru sağ tarafta. Paragraf mı? Şey, birinci. Oku abi. Orta. İlim ve kudret ve iradeyi tazammeden ve hitab-ı ezeli olan Elfaz-ı Kur'aniye. Bak üç tane sıfat. Ha, Elfaz-ı Kur'aniye için dedi. Evet. Demeden. Elfaz ya. Tamam, o da ona bağlı. Kelam, elfaz libastır. Kelam daha arkadır. İçine koyarsın da elfazı. Kelam sıfattır. Elfaz libastır. Evet. Tamam mı? Tamam. Peki, kışıra dönüşmüş lüp gibi beden, kelama dönüşmüş mana gibi, aleve surete, renge, muayyenleşmeye dönüşmüş ısı gibi. Son şeyi okuyoruz orayı, ondan sonra ara vereceğiz. Hayat-ı cismaniye tezgahının, bu tabirleri görüyor musun? Hayat-ı cismaniye tezgahmış. Hayat-ı cismani, cismani hayat, tezgahmış. Ne demek? Cismani hayat, cisme dönüşmüş hayat. Bir daha bak, cismani hayat ne demek? Cisme dönüşmüş hayat. Donmuş, cisim olmuş. Donmuş, suydu, buz oldu. Evet, suydu, buz oldu. Cismaniyet nedir? Donmuş, buz olan. Su donarsa buz olur, hayat donarsa cismaniyet olur. Donmuş, donmuş, cismaniyet. O zaman cismaniyetin mahiyeti hayat mı? Donmuş, cismaniyet. Cismaniyetin mahiyeti değil de hakikati. Cismaniyet. Yani cismaniyet şuradan aşağı ya. Bu cismaniyetin hemen şeyi hakikattir. Hakikat atladan atlayarak mahiyete geçemezsin. Yani cismaniyet buzsa, su hayatsa diye. Ha şurayı bak şey yapmışız. Şuradan olacaktı değil mi? Hangisi? Burası. Şu. Refref aşağı azamdan sonra. Tamam yok. Cismaniyet mahiyeti. Tamam. Yani esmayı, şu mahiyeti bunu da aldık da aslında mahiyet buradan şey olacak. Arş. Arş için almıyor mahiyet. Çünkü niye arş için almıyor? Arş esmaların tecellisi. Mahiyet sıfatların. Çünkü cismaniyet arşa kadar. Arşı almıyor. Uzun almıyor. Arş hakikattır. O zaman bizim hakikat da hakikatı dersin. Hakikat bu. Nasıl diyeceğiz onu? Bir şey diyor ki şu. Bak şimdi. Boş kalacak arası onun şey yani. Yok boş kaldırmıyorsun bak. Ha. Bak şimdi. Bak şimdi. Arşa kadar cismaniyetin hakikatıysa üstü de arşın üstü mahiyetse arş boşta kaldı. İki arası mı boşta kaldı? He, öyle olmuyor. Neyi boşta kaldı? Bu hakikat... Arşa cennetle cehennem arası boş ya. Cismaniyetin yani hakikati arşa kadar dedik ya. Cismaniyet hakikati buraya kadar. O zaman arş boşta kaldı orası, ortası. Hani burada zaten kaynak kendisi. Cismaniyetin kaynağı. Boş olmuyor ki. Kaynakla doldurdu. Kaynağıysa oraya da alalım için o zaman. Arşı cismaniyeti almayalım. Yani alırsak şöyle karışır aslında diye. Şimdi sen hem mahiyet sıfat diyorsun, hem mahiyeti arşı da içine soktun diyorsun. Berzak. Bak şimdi, buraya cismaniyet dedik mi abi? Buraya. Evet. Cismaniyetin nesi mahiyeti? Mahiyetler sıfata bakıyordu. Hakikatler ismaya bakıyor. Burası komple şey, hakikatler. Boş kalmıyor ki. Cismaniyetin kaynağı bu. Cevheri bu değil. Cismaniyetin cevheri budur. Cevheri. Cevheri bu. Ondan sonra sıfatları bu diye. Yani boş kalmıyor ki. Çünkü cevherle dolduruyorsun. Osman ama sen şey soruyor abi. O hani arşla cennetle cehennemin arasında bir şey var ya. Farklı hani ayırıyoruz. Bir hususi şey. Şöyle bir şey mi diyorsun? Arşla cennet cehennem arasında ayırdım ya. Hususi şey. O ara mı acaba? Çizgili bir ara mı? Ara değil kardeş. Bu cismaniyetin kaynağı cevheri. Ara kalmadı ki dolu. Boşluk varsa tamam ara olsun. O zaman şöyle diyelim. İlle bir şey yazmam gerekiyorsa yazayım. Aha bak şu.
Bak ille yazmam gerek. Ha doğru mu? O dediğimi yazayım bak. Bak dediğimi yazayım. Peygamberimiz cismiyle oraya kadar mı gitmişti? Din? Neydi ifade? Kaynağı. Cemeri. Cismi Muhammed ile arşa kadar sürdü. Arşın nihayetine kadar. Burada öyle yapmış. Tamam ha, Ceber. Şöyle yazmışız ama arşın en üstüne cismi Muhammed'inin seri sürgünün nihayeti yazmışız. Nasıl abi? Arşın. Ha, şurasına. Cismi Muhammed'inin. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem seyri sürükün nihayeti demişiz. Tamam doğru. Seyri sürük. Yani cismaniyeti almışsınız oraya gibi gözüküyor. Öyle değil mi? Cismaniyeti şöyle almışız. Tamam almışız. Bak nasıl almışız. Şimdi bunlar birbirine gireceği için buraya cismaniyetin de ha, kaynağı ya. O zaman cismaniyeti buraya koymadık. Şu oku da buradan alınca yani cismaniyetin kaynağında açalım. Keşke almasaydık yani. Tamam alalım yani. Şöyle anlatmıyorum. Yani şöyle anlatmaya çalışıyorum. Bak şimdi. Burası cismaniyet ya arkadaşlar. Yani gerçeğini yakalayalım. Cismaniyet ya. Bu da cismaniyetin kaynağı. İstersen kaynağı da koy içine. Mesela buz su mevzusuyla benzeşir mi? Yani ha buz. Bu da su. Buz, o su. Ama şöyle diyelim. Suyun dersek, içerisinde buz yok mu? Ha öyle dersek. O zaman dersek aldım. Al. O zaman alalım. Buzda suyu da tayıyacağım ha. Konuşuyoruz. Tamam olsun. Tamam. Tamam dönüştüğüm için. Tamam. Yani suda buz yok mu? Tamam. Evet. Su burası. Tamam su orası. Buz burası. Tamam. O zaman kalsın kardeş. Çünkü şey de var kalem. Yani suyun içinde buz da var. Yani ben biraz demek ki nasıl halletti ayırdım sen. Yani ayırt edeyim bu su diye. O zaman niye ayırt ediyorsun? Ayırt etmeyelim. Anladık ama biz. Evet tabii. Mesele anlayış olması lazım. Çünkü öbür türlü şurada bir cümle kullandı da onda. Ezber oluyor. Çünkü biz hep arşa kadar filan bir ezber yapıyoruz. Bir şey olunca şaşırıyoruz. Yani şaşırıyoruz. Şöyle bak. Su. Su istediğin gibi yönlendirebilirsin. Buz yaparsın, su, şey buhar yaparsın, kar yaparsın, dolu yaparsın. Ama artık buz olduktan sonra sen ona buhar deme. Şimdi burası artık dolu, doludur. Yani burası suysa, burası buz olduktan sonra kar deme yani. Ama burada her şey olabilir ama bir şey olmuş artık. O zaman bunu da alabilirsin yani. Eğer buza dönüşmemiş, kara dönüşmemiş, buhara dönüşmemiş suysa aşıdı içine. Yani dönüşmemiş hali cismaniyeti. Hiçbir şeye dönüşmemiş cismaniyet aşıda. O zaman seyri sülükünün son mertebesidir. Peygamber. Cismaniyetin, cismi Muhammed'inin seyri sülükünü sönmetiniz. Cismaniyet hayatın en kesif, en uzak hakikati. Ondan şey yaptık. Şimdi burada ara veriyoruz. Ne kadar oldu? 2 saat 15 dakika. 2 saat 15 dakika. Şimdi ara veriyoruz. Vâfirda vâhum en elhamdülillâh rabbil âlemin el-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâh rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammed'in salavat. Şurada aldığım 2 tane not var. Her yerde olma hakikatını bir yerde bedende tutan senin zandır. Zanların. Nasıl kaldıracağız o zaman? Nasıl kaldıracağız o zaman? Ayrı bir konu. Her yerde? Her yerde olma hakikatını bir yerde tutup bedensel olarak gösteren senin zanlarındır. Mesela bunu ne kadar kaldırırsan birkaç yerde olursun. Yani nerede olursun? Zanların kalkma nispetinde olman gereken her yerdesin. Mekan çalışırken bir şey gelmişti. He? Mekan çalışırken denk gelmişti bana da. O zaman ruhun hakikat aslında her yerde şu an. Evet. İkinci bir cümle, ikinci şeyimiz çok antika. Şimdi insan inşa ederken, insan insanı inşa ederken, çünkü insan, insansız insanlaşamaz. İnsan insansız, noktalı virgül, insan insansız insanlaşamaz. Eğer çocukları büyütürken, eğer siz onunla oynamayıp eline oyuncak verirseniz, o insan değildir demek istiyorsun. O çocuğu oyuncaklarla, camit şeylerle içini dolduruyorsun. Sen kendini ona vermediğin için,
onunla oynamadığın için, ona zaman vermediğin için onun içinde yoksun. Dışarıdan içeriye bağırıyorsun, oğlum ona, oğlum bırak, rahat dur, hırçın olma. Duymaz. Çünkü içeride kimse yok, içeride oyuncaklar var, oyuncaklar da duymaz. Sen kime hitap ediyorsun? Oyuncaklara. Çünkü onunla doldurdun. Beni meşgul etmesin diye koltuğa oturdun, çizgi filmlerle doldurdun. Koltuğa oturttun, laptoplarla o oyaladı. Eğer sen onunla meşgul olur, onunla zaman geçirirsen, onunla ilgilenirsen içinde sen varsın. Bak bu cümleyi unutmayacaksın. İçinde sen varsın. Varsın içinde. Sonra dışarıdan sen oğlum yapma, oğlum namaz kıl. Dışarıdaki senle içerideki sen özdeş olduğundan aynı doğrultuya gelince beden ve cismi uymak, o söze uymak, o emre uymak zorundadır. Sen onu çekebilirsin Emre. Yok. Tamam. Bilgisayar yazılımına benziyor abi. Yazılımı yüklemeyle dosya açılmıyor ya. Evet, yazılımı yüklemeyle dosya açılmaz. O yazılımı yükleyince basıyorsun, tak açılıyor. Evet. Bir de mesela Windows var. Ama her şeye uygun olan programları tek tek yükleyeceğiz. Yani oğlum kime hitap ediyorsun? Bedenine mi, içine, ruhuna mı? He? Sana sorayım. İçinden ruhuna, ruhuna hitap ediyorsun. Ruhuna hitap ediyorsun. Oğlum diyor, oğlum kızına diyorsun. Rahat dur diyorsun. Namaz kıl diyorsun. Niye yapmıyor? Niye dinlemiyor? Beni dinlemiyor. Kim? Oğlum beni dinlemiyor. Demek ki içeride yoksun sen. İçerideki sen olsaydın, içeride oyuncaklar değil, içeride kreşteki anne değil, içeride sen olsaydın, içeride çizgi filmler değil de sen onu oyalamak adına çocuğun oyuncakları değil, sen oyuncak olsaydın, oyuncakları içeriye sokmayacaktı, seni sokacaktı. İçerideki sen, dışarıdaki benle müdahale edince, içerideki ben zaten benim, ben beni dinleyeceğimden, ondan sonra Miraç'ta kullanan aynı hakikati, Ahmet Muhammed'le arasındaki hayt-i ittisaldır. Mette ve Munta arasındaki hayt-i ittisalın, bu Miraç'ın hakikatıdır. Çocuğa Miraç yapabilmen için içeride sen olman lazım. Kelamın tesir edecek. Kelamın tesir edebilmesi için içeride sen olman lazım. Ben hiç tanımadığım, hiç içine yükleme yapmadığım, hiç benim dersime katılmadığı, benimle meşgul olmamış bir adama bir şey söylesem beni dinler mi? Yok, hatsız yoksunuz. Ben yokum ki. Bir tanesi telefon ediyor geçen dün. Hocam, Hasan hocam siz misiniz? İzmir'den. Buyurun. Ya bir şey soracağım dedi. Sor dedim. Baktım bilmiyor mu? Yok. Psikoloji. İlk cevabım ne dedi biliyor musun? Beni tanıyor musun? Ya bizim abladan aldım işte, Levent'teki o abladan. Levent ilçesinde abladan almış. O abladan aldım. Kardeşim tamam, sen benim söylediğim sana tesir etmez. Çünkü içeride ben yokum. Kan uzak değil. Bu böyle. Beni yani doktordan doktora gezmenin sebebi içeride kimse olmama açısından. Beni tanıma nispetinde mesela Hazreti Peygamber için şöyle diyor Allah. Kendi evlatlarından daha iyi tanırlardı seni. Onun için hemen iman ettiler. Abi tabirde yanlış olmasın da kelam kudrete dönmemiş oluyor diyebilir miyiz? Sağol için. Evet, kelam kudrete dönmüyor. GPS yok orada. Oğlum yapma, kızım. Kızım, hayır baba, tamam baba diyemese bile bu Almanya'dakiler böyledir. Türkiye'dekiler, tamam, tamam baba, tamam. Ay. Almanya'dakiler aynı mukabele eder. Tamam, ay. Duyduğumu söylüyorum. Hayır baba, lütfen baba. Bak bak hocam bak. Laf dinlemiyor. Hani bakın kimse yok ki içeride. Ya bak bir insan laf dinlemesi için laf dinleyecek cihaz olması lazım. Bu kayıt, ses kaydı yapabilir mi? Hayır. Yok. Bu bassam yapar. Sen kayıt yapmadın ki. Çalınca, basınca çalsın. Söyleyen de içinde yoksa? Yok ki. Yok, söyleyen de yok. Yok, içinde kimse yok. Söyleyen yok içinde. Ya, baba da yok. Baba yok içinde, oyuncaklar dolu. O da boş. O da boş. E kime söylüyorsun? Sana demiyor muyum kızım, kime söylüyorum ya? Ulan boşuna mı söylüyorum? Ne? Ulan ben deli misin lan? Şimdi kaç dakikadan beri konuşuyorum, sen duymadın mı? Hayır.
Çünkü içeride kimse yok ki. Cihaz kapalı. Abi cisim... Ay içeride kim var? Oyuncaklar var. Ama de ki oğluna, kızına. Oğlum tabancayı bak. Tamam içerideki tabancayla dışarıda vay baba. İletişim kuruldu. GPS çalıştı. Ben yol şeyine girerken konumunu aç diyor. Atlarla abi köpekleri de öyle eğitiyorlar ya. Hareketleri öğretiyorlar. Bir hareket yaptın, bir el hareketi yapıyorsa köpek ona göre hareket ediyor. Şöyle yapıyorsun. Kıpırdamıyor abi, sen hiçbir şey yapmadın. Kıpırdama imiş. Otur iki defa et. Otur. Bak. Ha, köpek dinliyor orada sahibini. Senin çocuk seni niye dinlemiyor? Çünkü adam köpekle zaman geçirmiş. Adam köpeğin içine girmiş. O kadar girmiş içeride. Köpek insana, insan köpeğe benziyor. Bu cismaniyette de abi aynı kanun var. Eğer sen... Yapma öyle. Alışma öyle batıl şeyine. Eğer sen dünyanın içindeysen seni dinlemiyor. Ama onlar senin içindeyse sana itaat etmek zorunda. Evet, itaat etmek zorunda. Allah'a itaat etme nispetinde mevcudat insana itaat eder. Ben mesela yurt dışında bulunca böyle sıkıntılı insanlar denk geliyor. Böyle şey, diyorum ki içeriye hitap ediyorum. Ey bunu rahatsız edenler. Daha bir şey okumuyorum ha. Ben Allah'a itaat ediyor muyum, etmiyor muyum? Etmiyorsan bana itaat etmeyin. Eğer ben Allah'a itaat ediyorsam bırakın bunu. İlk yaptıkları şu. Niye? Bir hikaye anlatmıyorum ki. Çünkü kelamın içerisinde ilim, irade, kudret varsa kelam teslim edilir. Biz deneyelim mi abi? Kelani demiş ya, kızını kaçırmışlar. Cinler kaçırmış. Kızını mı kaçırmışlar? Adamın kızını kaçırmışlar. Cinler. Ondan sonra gitti yazıyor ya. Gitti Gelane'ye gitmiş efendim, kızımı kaçırdılar. Dedi ki falan dört yolda o, kavşakta dur, atlılar gelecek dedi. Onların bir başı var dedi, sana teveccüh edip sana bakacak. Ne diyecek ki burada bekliyor. Sen diyeceksin ki, Geylani Hazretleri'nin selamı var, kızımı getir. Da karşı. Ama onlara hükmü, bak şimdi ne anlatacak için söylüyorum. Ondan sonra geliyorlar atlılar, hemen buna baktı, teveccüh etti böyle kibirli kibirli. Geylani Hazretleri'nin selamı var, almadı selamı. Hop attan indi, aleyküm selam dedi. Yukarıdan selam almadı. O ağızda gözüküyor ama o ağzı o ağız bildi. Hemen yerde aldı, emretsin diyor. Kızımı getireceğinizi söyledi. Hemen emrediyor, pat diye kızımı getiriyor. Burada ne mana çıkarıyorum? Allah'a itaat edene mevcudat itaat edeceğini Allah'ın emri var. Hadis. Eğer mevcudat seni rahatsız ediyorsa Allah'a itaat etmiyorsun. Seni, Allah'ın dinini, dert edinenin derdini dert alırım, dert edinirim diyen Allah. Sen misin Allah'tan korkmayan? Allah'ın dışındaki şeylerle Allah seni korkutuyor. Allah'tan korkana Allah kendi korkusunu, hafını verir. Mevcudatla korkutmaz. Zaten korkutma onun değildir. Bırakıyor seni. Korku erva habise ve şeytanlardandır. Allah ve meleklerinden korku olmaz. Yani Allah'a itaat etme nispetinde kanundur, ilahi bir böyle bu sistemdir. Mevcudat sana itaat etmek zorundadır. Eğer çocuğun içerisinde sen varsan korkma. Sana itaat edecek. Ama içerisinde oyuncaklar, para, kreşteki anneleri, şurayı burayı sürtük, şunları bunları para kazanmak adına onu bu evine bırakmışsan sen yoksun, sen olmayacaksın onun dünyasında bir daha. İç istersen büyüdükten sonra çocukla zaman geçir, mümkün değil. Nesep kesiliyor değil mi? Nesep kesiliyor. Kaç yaşına kadar oldu nesep sürüyor? 6 yaşına kadar. En şey 6 yaşına kadar. İmam Ali söylüyor. Fıkıh alimleri 7 diyor. 7 yaşına akıl geliyormuş. Mesela 2 tane yaş var ya. Bulum. Rüşt. İçerisinde sen varsan mesela şöyle diyeyim. Yasin sen doğru söyle. İş yerindesin. Evet, tamam iş yerinde kabul et. PTT'desin. Tamam mı? Ben sana telefon ettim. İş yerindesin. Evet. Vicdanınla söyle ama zorlanma kendini. Tamam. Yasin. Yasin. Buyur abi. Yasin. Karşıya git. O dükkan şeyden, postaneden. Karşıda bilgisayar dükkanı var. O Mehmet'e de ki
Hasan abinin selamı var. Birisini gönderiyorum, ilgilensin. Tamam ama abi, mesai değil. Şimdi sana soruyorum. Yasin, git. Mesai diyeyim dediğin halde ben sen git. Ne yaparsın, doğru söyle. Giderim abi. Mesai dinler misin? Yok. Dinlemez. Çünkü niye biliyor musun? Bildiğim için söylüyorum. Çünkü kutsiyet var. Ben varım sende. Ne olursa olsun diş kaynakları etkilemez. Eğer içeride yoksa, abi inşallah mesai de sonra gider. İçeride ben yokum. Kadına ne dedim? Hocam, Hasan Hoca siz misiniz? Sesim aldı. Ben hala soruyorum. Beni tanımıyorsun galiba. Peki. Baktım fıkı mı? Şöyle sıkıntım var. Söyleyeceğime nasıl itimat? Beni tanıyor musun? Yok. O zaman git sen telefon kimden alsa onunla çözürüm. Benim senin çözünü çözemem. Niçin bazı doktorlara itaat ediliyor, bazısı neden yok? Onun reklamı var. Beni tanıyan bana kutsiyet ver. Yani içeride ben varsam, dersleri dinlemişsem benim sözüm ona böyle şey gibi yapışır. Çünkü bu adam dışarıdan konuşmuyor. Bazen diyor ki abi Nur dersin bir iki üç derse girer, bağımlı olur, bir de çıkmaz. Mümkün. Doğru. Niye? Dışarıdan konuşmuyor musun? Benim değil ki. Benim olsaydı not alır mıyım Allah'ını seversen? Bazıları aynı oluyor, bazıları mirat oluyor evet. İnsan hayatında. Hayatında. Aynı olur, seni sana gösterir. Bazıları da mirat seni inşa eder. Evet. Çünkü onsuz duramazsın bir daha. Demek ki çocuklar sizi dinlemiyorsa içeride siz yoksunuz. Kim kime söyleyecek ki? Kime söylüyorsun biliyor musun? Oğlum otur, oğlum namaz kıl. İçerideki oyuncağı söylüyorsun. Oyuncak namaz kılar mı? Çocuklar namaz kılmaz. Öyle. İçeride sen yoksun ki. Ben sana söyleyeyim, vicdanla söyle. Para kazanmak adına çocuğu onun bunun eline verdin kreş tam altında. O bu annelik yaptı. Sana evlatlık yapar mı? Ya ne biçim şey ya? Anne hukuku yok mu? Baba hukuku yok mu? Ya babalık yaptın mı ki babalık? Huzur önüne koyar abi. Ya sen babalık yaptın mı? Ben dakika dukka. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Beni koydun, ben de koyacağım seni. Bunu adın gibi bil. Evet. Çocuk terbiyesinde en müessir, abi yöntem nedir? Ondan sonra cismaniyete geçin. En müessir şey bilgi falan değil. Çocuğa kendini vermektir. Oyuncak mezarlığı, çocukların odası ben mezarlık diyor. Oyuncak mezarlığı yapacağına ne olur tencere kapağıyla veya bulmaca ile koltuğun arkasına yeğenlerime yapıyorum vesaire. Sizin çocuklar da yapıyor. O koltukların arkasına, bisikletin arkasına, hadi beni bul bakalım. Geliyor böyle dört ayakta, bir gülüyor, bulmalı şey ki. Gülüyor zannediyorsun. Giriyorum. O çocuk gülerken içinde ben varım, beni bir daha gördüğü zaman itaat eder. Çünkü kendimi ona verdim. Hemen git dikkat ederseniz, seni bana zaman ayırır mısın demek, gider oyuncağını gelir, hadi oynayalım amca. Şu demektir. Ben de zaman ayır. Bana zaman ver. Bana sahiplen. Ama bu bahanesi. Hatta çocuk misafirliğe gittiniz, çocuk hırçınlık yaptı. Hırçınlık değil. Benle ilgilendir. Affetmiyor. Sonra bedeli nedir? Çok ağırdır. Bismillahirrahmanirrahim. Son şeyim. Sözler 502. Resul biraz sıkılmıştır. Çünkü çocuğu yoktur. Bugünü düşündükleri yaşı müsait değiller. Bunu ikide bir sık sık söylüyorum. Şu anda ben varım da dağa gelen fırtına kar dolu tipi ovaya su olarak dönüşür. Rüştü abi varken bunu derdi de kendim kendimden. Ulan Rüştü abi dağdan çekilince sırtıma dolu fırtınalar gelince vallahi mum gibi arıyorsun ya. O zaman umurumda değil ki ya. Dershane gelirmiş, gidermiş, şeymiş, zındıka komitesiymiş mi? Kimden bu manayla mı uğraşıyorsun? Şimdi derdi ki bana bu meslek ve meşrep derslerini dinleyin, müzakereye katılın, her gün layıka ders yapardı. Yani 37 kişiden 5-6 kişi ancak katılırdı. Dikkat ettim, 5-6 kişi de şu anda hizmetin başında. Diğer o 20-25 kişi kendi dünyaları. Diyorum ki bak şu anda psikoloji belki ilgini çekmez. En çok ilgisini çekmeyen Resul'dur böyle. Oturuyor bakıyorum, seyrediyorum içini. Yani bugün iyisin de veya bugün sana iyiler geliyor. Ben çekileyim.
tepene bindikleri zaman kendini kontrol etmek için ne kadar malzeme olacağını göreceksin. Bu birinci. İkincisi, yarın abi olacaksın. Yarın sırtına ve hedefte sen gözükeceksin. O hareket ettiğin arkadaşların, cemaatinin hanımıdır, erkektir, çocuktur. Onların sıkıntısını çözümlemede o kadar sıkıntı binecek ki sana, acaba bu neydi ya? Diyeceksin. Nasıl çözecek? İnim inim inleyeceksin. Arayacaksın ama bulamayacaksın. Şunu okuyalım ve ezan okunduğu için. 502. Cennette cisimleri ruh kuvvetinde olacak herkesin. Ruh üffetinde olacak herkesin. Ve hayal suretinde, ruhu hayal suretinde olan ehli cennet. Cennette cisimlerimiz ruh kuvvetinde, ruh üffetinde, bir de ruhu hayal suretinde. Tak, hayale istediğin kişiler istediğin yere kadar koy kendini. Surat mevzusunu konuşmuştuk değil mi? Süratle zaman ve mekan ona göre değişiyor abi. Senin suretinle alakalı yani. Senin suretinle. Neyle? Suretinle yani, hızınla alakalı. Evet. Kalp bir hız, ruh bir hız. Evet. Onu şeyde söyledi ya. 517 miydi sözler? Çünkü 517. 517'de hızın çeşitleri. 71. Ha, 571. Hız çeşitlerini sayıyor. Beden, cisim. Sesim ilk önce. Ses. Ha, dört tane söyledim. Elektrik, ses, elektrik, ruh, hayal. Hayal sona konması da çok enteresan. Evet. Ziya da var. Saydık. Vardı. Ziya vardı. Ziya, ses, elektrik, ruh, ses. Ziya, elektrik. Hatta bir elektriğin bir şeyi var ki. Evet, evet. Ses, ziya, elektrik, ruh, hayal. Hayal, hayal değil demiştik. Hay, al, hayatın kendisi. Tamam. Şimdi devam ediyor. Bir vakitte 100.000 yerlerde bulunup, bundan dolayı 100.000 hurilerle sohbet ederek 100.000 tarzda zevk almak bitti. Ehli cennetin cisimlerinin durumu böyle olacak. Cisimleri ha? Bu cisimleri böyle olacak. Ruhu bahsetmiyoruz. Yani ruhun libası diyebiliriz değil mi? Ruhun libası böyle yani. Böyle. Vardıhane böyle. Evet. Orada da diyor ki bir yerde de yıldız, Necmi Nuri diye yani yıldız. Evet. Yıldızı kullanması da çok enteresan abi. Hane için. Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam için kullanıyor. Ondan sonra o Necm suresinde de Şira yıldızı diyor. Cesedi Necmi diyor değil mi? Yani cesedi Necmi. Çok enteresan. Nuraniyetinde. Necmi'yi araştırmışlar. Yıldız o zaman nedir? Bizim neremizde? Kalple ruhun derece hayatına çıkınca acaba hanemiz yıldıza mı geçiyor? Valarda söylüyor. Ders yapsın. Tabii böyle bir oturtmamı. Yıldız dersi yapsın abi. Buralar değil. Bu ezan değil. Başka bir şey. Davetinde. Kendi herkesin arşının yıldızı mı var abi? Evet. Bas çık diyor. Çamur bataklık var veya bir yer geçeceğiz. Ta sıçra. Sıçrama yeri. Bu burçlar falan. Sıçrama. Sen hiç duydunuz mu? Ben de dahil. Üçüncü bölümde bu ders yapan. Hiçbir yerde göremezsiniz. Yok. Çünkü tamamen simge, sembol, ritüeldir. Tamamen. Tamamen diyorum. Tamamen. Kesinlikle hiçbirisi suret değil. Hepsi hikmet. Hiç kimse de onu yapabileceğini zannetmiyor. Yapar. Ben bir defa yapmışım, denemişim. Yüzüme gözüme bulaştı. Ne zaman yaparsın? Orada her bir kelimeye çalışırsan. O da çok uzun. Çünkü kimse dokunamaz. En basit gibi gözüken en zor olduğu için bir de ne diyor biliyor musun? Haletime seni hissedar etmek için bunları yazıyorum diyor. Lan haletim bu mu? Yıldız. Bizim bildiğimiz yıldız. Hatta başka bir şey. En gizli sırma seni teşrik etmek için,
ortak etmek için yazıyorum. Mahrem duramaz. He? Mahrem duramaz. Evet. Mahremmiş bu. Ulan neresi mahrem ya? He? Harun abi şey yapıyorsunuz, burayı çözdüğünüzü anlamak istiyorsan diyorsunuz değil mi? Evet, ben dedim he. Yani, yıldızı anlamak istiyorsan orayı çözeceksin. Ben de öğrenmek istiyorum, merak ediyorum ben de. Oraya girebildim mi, giremedim. Bir baktım ki çalışayım dedim, bir kere girer girmez 33 tane sembol ile karşılaştım, simge. 33 tane, unutmuyorum hiç onu. Allah Allah. 33 tane simge ve sembol gördüm. Tamamen rütbe. Tamamen ihram. İhrama girmem lazım. Bir baktım şöyle, girdiğim gibi çıktım. Yok. Yıldızları konuşturan bir yıldızname var ya boyun içinde. He. Ondan sonra şeyden, tasavvufçulardan, uzmanlardan destek aldım. Belki 20-30 sayfa A4'te bana doküman verdiler. Onlar daha beter. Onlar daha acayip. En iyisi bizim işimiz değil. Şiir ayol. Şey, Hulusi abi ölüyor diyor, senin parlak zekaveti cevap veremedim diyor. Ha, o Hulusi abi muhatap olamadı ki. Oo. Çünkü diyor, bu mektup diyor, safi, meşgalesiz, arzi ve arzılardan sıyrılan bir akıl. Lanca bu cüzdürdü, çok bu külli haritalar çarpan diyor. Görüyor musun bak, ne, bir de söyle. Bu diyor, safi, meşgalesiz, arzi ve arzılardan sıyrılan bir akıl lazımdı. Ama diyor, benim kardeşim diyor, ahiretin haritasını çözmeye çalışıyor, dünyanın haritasıyla meşgul diyor. Evet. Onun için de parlak zekavetin sönü kaldı diyor buna karşı. Meryem validemiz ve Hazreti İsa lazım burada abi. 3 ve 4 için diyor, parlak yüce. Başka mümkün değil, ruhullah lazım. Ben ne lazım dedi, bu ne dedi, onu kaçalım. Dur. Meryem validemiz ve ruhullah lazım, Hazreti İsa lazım. İsa. O onun içerisine o sütü mayalamak için Meryem suresiyle mayala. Yani Meryem İsa'ya. İkisi olmadan onu mayalayamazsın. Sönük kaldı diyor Hulusi abi, ihlasta birinci olan zata diyor. Sırrı ihlas lazım. Sırrı ihlasta birinciydi değil mi? Evet. Ama sırrı ihlasta değil. Hanesi yıldıza çıkıyorsa, o hane orada, o öbürlerinle şey yapacak ona. Öyle diyor 26. lemada. Bas çık diyor. Ona ne var? Nereye çıkıyor? Peygamber Efendimiz cismi için kullanıyor şey işte. Cismi, necmi cismaniye mi diyor, nesmi? Cesedi necmi. Cesedi necmi. Nuraniyetinde. Ondan sonra onun cesedi, evliya kalplerinden daha latif diyor. Bir tane söylüyor, evliya kalplerinden daha latif. Peygamberimiz için. Hemen neydi? Melaike cisimlerinden daha hafif, envatı. Ha bak, melaike cisimlerinden daha latif, hafif. Oku abi. Nur ve nur kabiliyetinde. Peygamberimizin cismaniyetinde bahsediyor. Nur ve nur kabiliyetinde. Evliya kalplerinden daha latif. Evliya kalplerinden daha latif. Envatın ruhlarından ve melaike cisimlerinden daha hafif. Evliya mı dedi? Envatın ruhlarından ve melaike cisimlerinden daha hafif. Daha hafif olan. Cesedi necmi ve bedeni misaliden daha zarif olan. Oku bedeni daha zarif olan. Ruhu Muhammedi'nin. Ama şu ana kadar ruhu değil de cismaniyetini saydı. Cismaniyetini saydı şimdi. Saydı yani şu ana kadar. Ondan sonra. Yani bunun cismaniyeti böyleyse. Cismaniyeti böyleyse ruh. Tepeden gelirsek doğru. Evet. Yani ruhu Muhammedi'nin. Devamlı okuyayım, devamlı söylüyormuş. Ruhu Muhammedi'nin hassiz ve zaifine medar ve cihazatının mahzeni olan cismi Muhammedi. Cismi yani Muhammedi'nin bir özelliği de var. Elbette. Ruhu Muhammedi'ye muhatap olmuş. O da bir cisme der, cihazatın masanın cismi anlıyor. Elbette ruh halisiyle arşa kadar beraber gidecektir. Arşa kadar beraber. 500 kaçtı? 566. 566. Şey gibi ya. Hep okumuşuz değil mi? Şimdi şunu dur. Herhalde epey bir zamanla alır şu normal kabiliyeti. Anca bu Ramazan'da çözülür abi. Ramazan'da abi, Ramazan'da çözülür. Anca Ramazan'da kaç mı kaldın Ramazan'ı? Yarın abi. Bu akşam kalkıyoruz. Bu akşam. Teravih yavaşlıyor zaten. Teravih başlıyor. Dört gözle bekliyorum. Niye biliyor musun? Garanti çünkü. Kapakları açılırsa. Garanti çünkü. Abi, bu sene ilk defa belki çok aişker bekliyorum. Yallah. Çok ciddi bekliyorum. Teravihden sonra buradayız abi. Çok bekliyorum. Bana zanla yardım edecek Ramazan. Ramazan 13 değil. O Ramazan melekesi. Ramazan yardım edecek.
bana yardım edecek o. Evet, öyle birisi var. Sen yok işte. Yok, ben şimdi anladım da yani. Ramazan yardım edecek deyince. Aha, bir insan zannediliyor. Tutuklamıştı. O burçtaki adı, melekin adı Ramazan'dır. O aya Ramazan denmiş. Bizde neyimiz uyandıracak? Bakayım ne yapacak? Çok hoşuma gidiyor ama. Ya biraz da böyle İsrafil de böyle benim biraz maddiyat böyle bir açlık da böyle pili bir hale getirmese beni o. Uzatla konuşacağız biraz. Getirmese çıkmaz ki abi. Basın biraz. Getirmese çıkmaz abi. Ruh çıkmıyor mu? Yok. Sıkması lazım. Peki, tamam. Sıkacak onu değil mi? Sıkması lazım abi. Cevvel. Resul şunu söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselam ikra dendiği zaman oku dendi değil mi? Evet. Peki, bilmiyorum demedi mi? Tekrar dedi mi? Tekrar oku, bilmiyorum dedi. Üçüncü kez bilmiyorum deyince Cebrail ne yaptı? Sıkınca ne oldu? İçi dışına çıktı. Okudu değil mi? Okudu. Peki o sıkmak, sıkmak mıdır ki okudu? Sıkmak okumak olur mu? O zaman sıkmak nedir? Peki sıkınca ne oldu? Okudu. Sonra hayata nedir geldi? Arabistan kaç derecedir? 40 derecede insan üşür mü? Eve geldin, bir de kapalı, ört beni dedi, örtükçe örtün dedi, örtükçe örtün. Allah Kur'an'da diyor ki, ey örtülere, altına gizlenen, bürünen peygamber, çık, kaldır o üzerindekileri, at o battaniyeleri. Zanları. Sıktıkça hem okudu, hem de gitti beni örtün dedi. Niye üşüdü? Sıkılan adam böyle ateş olması lazım. Sıkılan adam üşüdü. Kan çekildi, korktu. Dışarı çıkanları gidip içeri sokmak istedi. Ne oldu? Niye örtündü? Ne örttü? Niye örttü? Niye üşüdü ama? Cevhere yaklaştı abi. Cevhere yaklaştı. Cevhere yaklaştı abi. Ya aslında yaşıyor. Bak temas var. Cebrail temas etti. Sirayet tabii etti. Kendine şey vahiy hazırladı. Hiçbir duvarda temassız yok ki peygamberin. Evet. Alamıyordu çünkü şeyde. Vahiy alamayacaktı o halde. Temas. Mesela konuşamayan çocuğun göğsünün eline koydu, hıyar gibi bir şey kustu diyor. Hazreti Ali'nin karnı ağrıyordu, ayağını temas etti diyor. Kuyu acı dedi, tükürüğünü temas etti. Yani kendisi gene. Ondan sonra şu DNA suyu temassız nefesi var. Ama elhamdülillah Rabbil alemin veladallahu hadi git yok. Duada hep temas var, fiziksel temas. Onu bile bilmiyoruz. Tamam. Peki ne oldu? Söylemedin abi. Abim uyansın da sen de merak et. O sıktı. Niye sıktı? Azap vermek için mi sıktı? Sana şöyle söyleyeyim. Cebinde çekirdek var. Çekirdek kabul et abim. Ağaç olur mu? Olur. Nasıl olacak? Toprak. Toprak demedim ki. Bu ha? Olmaz. Peki. Bu şekilde olmaz. Aa. Gerçek. Buyur abi. Ayt. Sıkacağız şimdi. Bak. İçin nasıl dışarı çıkaracaksın? Çıkar mı? Dimağı koy. Cebrail sıktı. Aha kalp açıldı. Bozulmuyormuş da abi. Yok. Yarısı bir kere sağlam. Ve tam şu taraf şu kadar. Şu. Çürük adamlar sizi he. Tamam mı? Bu salla. Bu yarı, yarısını da dörtte biri. Cebrail sıktı. Şimdi insan çekirdeğe benzer mi abim? Benzer. Tamam mı? Müsaaden yürüyorum. Peki çekirdeğin içini dışarı yapmak için dar, sıkı, soğuk, karanlık, kimsesiz. Toprak çekirdeği sıktı mı? Sıkılan çekirdeğe yetmiyormuş gibi vurdu mu kafasına güneş? Ondan sonra sanki yetmiyormuş gibi beni onunla bütünleştirmek için bu müstakildi. Toprakla özdeş yapmak için su geldi mi? Eritti bir yaptı mı? Ondan sonra bir de ne yaptı? Dar, soğuk, karanlık kimse. Toprak onu sıktı. Sıktığı yerde soğanı tuttum, pişmiş soğan. Bu kadar ufak soğan. Cücük blüp diye fırladı mı?
sıkmadan kimse dışarıda olmuyor. O cevher çıkmıyor. Toprak çekirdeği sıktı değil mi? Sıkılmasa çürüyecek. Çürümüş. Kadını da tesettürle sıkıyoruz. Çıksın içi. İçi dişe, içi dışına hakim olsun diye. Sıkılmak için sıkılmadı, sıkılmamak için sıkıldı yani. Evet. Kadını tesettürle sıkılıyor, sarmalanıyor, sarma sıkıyorsun, içi çıkıyor. Vahisi çıkıyor kadının. Tesettürsüz bir kadında vahiy çıkmaz, gözükmez. İddiadır. Topraksız, toprak çekirdeğin tesettürüdür. Topraksız çekirdeğin içi dışına olmuyor. İhramsız çıkmıyor. Erkeğin de takvası diyor. Evet. Yani. Erkeğin de takvası. İhramı. Kesinlikle ihramı. Gözler. Anladık mı abi? Bir ders de ama. Evet. Güzel anlamış. Çok acayip. Haya sıkandır. O haya perdesi, usta haya perdesini yırttılar. Kadını sıkan o libasıdır. Sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Terdir, güneştir, insanların nazarıdır. Ne derler ya, tesettürlüyüm yani, çarşafı yavrum falan. Sıkılıyor musun? Ha, cevher çıkıyor o zaman. Soğanı tuttun gibi, blüp diye çıktığı gibi. Ha bak, diş çetkenler. Sıktın. Tık 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 olmadan meyveyi yiyemez. Ulaşamazsın buna. Haya yerlerine açılırsa cennetten ihraç olursun. Ama Allah şunu da kabul ediyor. Çoğunluk da iyi olduğu için çürüyor de ya. Kalbim. Tamam. Muaz'ı ne yaman. Yani. O kadar olacak. O kadar olacak. Merak etme. Bunu bana verdiğin için sen değilsin. Bu benim. Çürüğüm bu. Bir şey sirayet etmiştir abi gene de öyle. Yani sen tamamen sağlamsın. Çürüyor mu? Tabii canım. Ben de değilsin var mı? Risale-i Nur derslerini görüyor musun? Bak bunu bilmeyen adam der ki ulan şu manyaklara bak. Oturmuşlar derste cebisi. Kırıyorlar, sıkıyorlar. Çürüyü de diyor. Çürüyü de diyor. Sonra gülüyorlar. Sonra güleceğimize gülüyorlar. Tüm tanesi dedi ya, ne çok güldük ya dersin sonunda, neydi o? Ne oldu ya? Isırmış da tetanus açıyor. Şey abi, rüyada. Oydu bir de şey. Hastaneden gibi olacaklar bizler, pazar günü çıkıyor. Neyse, burada birileri ölmüş, öldüğünü bilmiyor. Gülüyor falan böyle şey yapınca. Bir de ona bakarak diyorum, hatta öldüğünü, hatta şu anda ben değilim diye gülüyor, tuhaf da o. Bir anda karşımdaki var ya, bir renk değişti, bir renk değişti, ona bakarak dedim ya. Yok yok merak etme, kimse ölmemiştir. Demek üzerinde kaldım. Şöyle yaptı o zaman. Bakırköy'deki psikologlar dinlese yeminim geri alırlar, zahiyet çıkartır. Kesinlikle. O şey... neydi bir de söyle, o şeyi çok yumuştuk. Neydi? Hayalde köpek ısırıyor. Ha, rüyada köpek. Ne acayip bir şey ya. Ama... rüyada köpek ısırıyor, uyanıyor, aynı kan akıyor. Bana telefon ediyor. Ya dedi, tetanoz az şişi vurdurayım. Bir tanesi vurdurması gerekmiyor mu dedi ama. Ölümsüki dedi ki. Vurdurması gerekiyor diyor. Abdest o hafta onun yemine gitti. Doğru. O hafta onun yemine gitti diyor Kadir abi. Ha ha! Sen niye dedim şahidim demedin? Dedi mi sana peki? Dedi bize anlattı. Gösterdi mi elini? Ha, elini gösterdi biz bir anlam veremedik dedi. Seni aradın mı dedi, arayacağım mı dedi. Aradı daha o zaman. Ya tetanoz aşısı vurayım mı? Diş izleri köpek diş izi mi? Yoksa tabii tabii aynen. Diş izi vardı yani. Yenge falan ısırmış. Şimdi köpek şeyi. Şimdi rüyada köpek ısırıyor, bağırmayla kalkıyor hakikaten. Ne biliyor musunuz? Burada anlat bunu. Rüyada düşüyor tam yere çakılırken uyanmasan, çakıldığın gibi uyansan uyanamazsın. Çünkü hay... Al oluyor. Hayat oluyor. O rüya aynı kendisidir. Şey. O yoksa gusül yapmazdın. Çünkü merhametten tam çakılacağın zaman uyanıyorsun. Parçalansan uyanıp ölürsün. Çünkü aynı sensin. Yani öyle abi. Ya da tam köpek ısıracak uyanıyorsun. Tam köpek ısıracağı zaman uyanıyorsun. Eğer hakikaten ısırmışsa ısırmıştır. Çünkü o ferdi aher olan cesedin köpeği ısırıyor.
Yahudiler çözmüş ama şu Matrix diye bir şey var mı? Onda... Filmde de aynısı. Zaten bu ne biliyor musun? Bu Afganlardan almışlar. Aynısı orada da o hayale giriyor. Orada ölürse ölüyor. Uyandı uyandı. Uyandıramazsa ölüyor. Abi hangisi mantık? İnan bilmiyorum. Aynısını yapıyor. İnan öyle mi? İnan bir şey hayale bağlıyorlar. Hayalinde yaşıyor. Evet. O ara orada biri mesela hayalinde tabancayla öldürdü. Öldüyse orada gerçekte de ölüyor. Evet. Ya bu acayip bir şey. Bak şimdi bir daha söyle. Niçin biliyor musun? Hay al hay al. Tamam mı? Şey değildir. Hayal değildir. Şu. Hangisi mahiyeti daha yakın abi? Çevirelim mi abi? Çevirelim abi. Anlayalım. Çektim mi abi? O zaman tamam. Allah razı olsun ya, ne güzel ya. Et olmadığını biliyoruz ya, biliyor musun? Ya komple hepsini görüyorsun. Bu şu ana bakıyor. Bu sistem. Yani zannediyor ki hayal hayal. Kelime kökü de hakikaten hay kelimesinden mi gelmiş abi? Tabii tabii tabii. Hay olarak da. Tabii tabii aynen. Tahayyül var ya tahayyül. Haydan geliyor yani. Tabii tabii. Üç harfle hay kelime şeyinden. Fiilinden dolayı. Hasan abi hangisi mahiyete daha yakın? O beden mi yatakta yatan yoksa rüya mı? Şimdi bir daha söyle. Yatakta yatan mı yoksa o hayalindeki mi mahiyete daha yakın? Oha yakın canım. Mahiyet, hayal değil mi abi? Benden çıktı. Hayalda bak şöyle diyeyim. Rüyada rüyada ne var biliyor musunuz? Rüyada cisme giriş var. Cisme giriş. Dünyada ise beden var. Şimdi biz mesela abi tefekkür ederken o zaman hangi dersi şey yapıyorsak sen zaten onu ettiğin hayal şey tefekkür ettiğin yerdesin. O zaman verilmiştir sana. Mesela bak. Eğer bir insan düşerken rüyada uyandı. Yere çakıldıysa hakikatte de ölmüştür. Çünkü rüyada cismedir. Cismi burada temsil eden bedendir. Bu bedendir. Hiç kimse cismimi görmüyor benim. Şu anda bedenimi görüyor benim. Şu anda ben bedenim var. Cismim yok. Şimdi cismin bu dünyadaki ifadesi bedendir. Tamam? Bedendir. Şimdi ruh cismi de kullanıyor o anda, beden de kullanıyor. Şimdi rüyada bedenden çıktık. Cismi kullanıyoruz. Cisim bedenin hakikatidir. Daha arkasıdır. Eğer köpek ısırdığı, tam ısıracağı zaman uyandır. O zaman bedenden çıkmamışsın daha. Eğer ısırdıysa ısırmıştır. Neyine? O senin ferdahillerin var ya, durut cisim ısırdı ve uyandığı zaman adamın burası aynı kan akıyor. Kan akıyor ve aynen olmuştur. Peki neyi kuvvetli de bu böyle bizatihi de gözüktü o kişide? Normal. Onun bedeni, köpeğin bedeni de aynısı var ya. Yani normalde sürekli olan bir şey değil bu durum. Yani çünkü tam ısıracağı zaman uyanıyorsun. Bu ısırmış. Geç uyandı. Tabii bu ısırmış. Artık akıllarını kabul ediyor yani. He? O veri gelmiş yani. Olmuş. Tabii tabii. Çünkü niye biliyor musun? Yere çakıldığın zaman beynin şöyle bir özelliği var. Hayal. Aptallığı var bak aklın. Rüyadan gelen resim, hayal ile gelen resimle, göz ile gelen resim akıl için aynıdır. Aynı yol. Yani gözünü kapattı, hayal etti. Yok gözü öyle getirdi. Akıl için hiç fark etmiyor. Çünkü hayal değil abi. Çünkü bak hayal. O zaman kendini kötü hissediyorsan, kendini 10 dakika sonraki mutlu halini hayal et. Öyle oluyorsun. Çünkü beyin öyle inanmış, salgılıyor. Çünkü beyin için hayalden gelen resimlerle realiteden gelen resim aynı.
Aynıdır, hiç farkı yok. Tamam. Sonra ne yaptı? Beyin köpek ısırdığı gibi ısırmışsa o anda beyin öyle salgılama yapıyor. Hemen yara patlatıyor. Peki o köpeğin şahsı manevisi yani bedeni misalisi ferdi ayrı gelip ısırıyor. Ve kalktı kan akıyor. Ondan sonra bana telefon ediyor. Tetanoz aşısı vuralım. Ondan sonra yanımdaki ders yaparken dün akşam abi vurması gerekmiyor mu dedi. O da sordu. Ben de dedim ki ona eğer köpeği o ısıran köpeği yakalayıp hastaneye götürürseniz yani bu kuduz mudur değil midir? Tahlil ettikten sonra vurursunuz. Abi nerede bulacağız o köpeği ya? O zaman. Bazen diyoruz ya dimağına aptallığı diyoruz. Köpeğin kuduz olduğuna inanırsa ha, kuduzdur. Aşırı şekilde. Kuduzdur. Olur. Kesinlikle kuduzdur. Çünkü mesela bana diyorlar ki abi nasılsın? Elhamdülillah çok iyiyim. Kötü olmaya zamanım yok. Kötü olmak için düşünmem lazım. Eğer ben kuduzum diyorsa kendisini kesinlikle ısıran köpek kuduzdur. Ona öyle dedim. İnanıyor musun kuduz olduğunu? Abi çok kötüydü dedi ya. Salyalar akıyordu. Kuduzdu dedim. Git vurdur. Allah. O yüzden kötü rüyalar anlatayım da. Evet anlatayım. İnanırsa olur. Ne garip yerde yaşıyoruz. İnanırsa olur abi. Doğru yani mantıklı. Kardeşim inanırsa olur ne demek? En aynı zenni abdi bir. Kulumun zannına göreyim diyor. Allah öyle tecelli ediyor. Zannına göre de adam bu kulumun zannına göreyim hadisini gitmiş kitap yazmışlar. Kainata ne mesaj verirseniz kainat öyle cevap veriyor evet. Size. Gördünüz mü adam Allah'ın hadisini, peygamberin sözünü kitap yazmış. Hatta demiş ki rezonans kanunu diye titreşim var. Onun yapısı onun titreşime girersen maddeye harekete geçirirsin. Evet. Böyle. Mesela böyle dalgayla gönderiyorsun bak bu terlik yürüsün. Eğer onun hakikatına benim hayalimin içerisine kudretimi de koyarsam yürür o. Yürütürüm ya. Allah Resulü. Ona delili şu. Gözle adam ölmüyor mu? Göz insanı mezara deveyi kazana koyuyor. Realitedir de gözden çıkan. Peygamberimiz acil çağırıyordu işte abi. Geliyor evet. Ama dünyada ise beden. Hayal hayal değil. Şunu yazayım çok önemli. Abi hayal, Arapça şeyine bakıyorum da, hayal ha ile yazılıyor, ha, he. Ha, ye, elif, lam. İsmi haydaki hay, yani hay, ha ile yazılıyor, ha değil. Evet. Tabi değil, aynı değil sanki. Değil. Yani kelime olarak öyle. Evet. Mana tutuyor. Aynı. Hayal bir de, bak, tahayyül var. Biliyor musun? Tahayyül, hayal... Tahayyül içinde bir sıfat. Tahayyül içindedir bu. Sistemin adıdır hayal. Hayal kendisi şey değildir. Tahayyül sistem. Şunu bitireyim. Demek cismin içsel yapısında böyle hakikat meratipleri var. Yani cismin içindeki hakikatler nelerdir? Sorulduğu zaman bunu yapacağız. Bir, cismin içerisinde hakikat nedir? Cisimde öyle bir özellik var ki içeride, cisimde öyle bir özellik var, sistem var ki, o sistem şuna benziyor, ruh kuvvetinde, ruh iffetinde, hayal suretinde. Bir vakitte 100.000 yerlerde bulunma özelliği var, 100.000 çeşit farklı hurilerle, 100.000 çeşit farklı sohbet ve zevk var. Bu ne demektir? Cismin sistemini anlatıyor. İçeriğini. Kaçırırsan bunu kaçır. Yani bu böyle bakmasa bunu anlamazsın. Yani cismaniyet nedir? Anlatıyorsun. Onun içini anlatıyor. İçini anlatan bir yer. Onun için aldım. Görüntü cisim. Biz cisim anlayışımızı tahsis etmemiz gerekiyor. Bizim cisim denince katı vücut anlıyoruz. Oysa cismi latif de var. Cesedi anlıyoruz. Mesela sen biraz önce hayali söyledin. Tamam hayal öyle. Tahayyül o değil ki. Tahayyülün içinde bir sistem hayal. Tahayyül hayal değil. Hayal da var. Yani mirat gibi. Mirat için ayna da var.
Yani cismin içinde cismi latif de var. Cismin necmi nuraniyeti var. Yani bu dersimin sonu olsun. Yani bugünkü. Yani bu ne oldu şimdi? Cismaniyetin içsel yapısı. Yani cismaniyetin içi nasıl? Ne var? Bir, ruh kuvvetinde. İki, ruh hüfetinde. Üç, hayal suretinde. Dört, cismaniyetin içi. Bir vakitte 100.000 yerlerde bulunabiliyor. 2, 4, 5, 100.000 çeşit sohbet hurilerle farklı farklı konuşabiliyor. Farklı farklı konuşma özelliği var cismaniyet. Nihayetsiz. Hurilerden ne anlayacağız abi? Esma mı anlayacağız? Yok. Esma cennetin bütünlüğü. Cennetin bütünlüğü. Çünkü küçük bir cennet. 6, 100.000 tarzda konuşmak vardı. Farklı farklı şeyler konuşmak vardı. 100.000 farklı tarzda zevk almak. Farklı farklı şekillerde. Cismaniyetin sistemi böyle çalışıyor. 6 tane içsel yapısı var. Sonra bir şeyde toplasa o lezzetler. Herhalde patlamadan dolayı mesela cennetin... Ondan zaten söylüyorum ki... Ben ondan söylüyorum ki... Buradan buldum ki galiba bunun gibi. Cennette ilk adım şu olacak. Kaç yaşındasın? 22. 22'sin der geç. Osman herhalde aramızdan yaşlı. Kaçsın? 41. 41 var mı? Osman? 36 abi. 36. 41. Sen? 31. Ha. Osman. 41. Doğdu öldü. Diyelim ki 60-70 veya 41 şu anda. Ömründe aldığı bütün lezzetleri topla. Keyif, lezzet, baklava, içtiği yani her şey. Her şeyi yani lezzet ve zevk adına hepsini topla ve bir paket yap, tek yap. O ilk mukaddemesi, cennete girişi o. İkincisi buna benzemeyecek. Eğer Osman'a şu anda 41 senede zaman içerisinde aldığı lezzetleri ve zevkleri, her şeyi, maddi ve manevi, huzur, hepsini şu anda yüklesek bu ciset yanar. Motor yakar demişiz. Peki, eylemini düşün. 41 senede aldığın eylemleri düşün. Manevi ve maddi buhran, bunalım, panik atak, moral bozukluğun, can sıkıntısı, araba soladı beni, onu beşir dedi falan. Hepsini şu anda cesedi. Adam denen bir şey kalmaz ki. Duma. İşte arkadaşlar, cismin içerisinde öyle bir sistem var ki 6 tane sistem çalışıyor. Cismin içerisi ruh kuvvetinde ve hafifliğinde. 3, hayat suretinde. 4, 100.000 yerlerde bulunabiliyor. 100.000'e nihayetsiz sohbet edebiliyor. Her farklı yerden aynı anda, aynı gene kendisi hepsi lezzet alabiliyor. Üçünde de 100.000 demiş. Evet. Var tabii. Bir şey olacak ama bir şey demiştiniz ya, ikili problemlerde genelde aklın cerbezesinden etkilerin hepsini toplayıp hep böyle demek var ya, onun için herhalde oluyor. Yani şimdiki gibi mesela karşıdaki insan mesela düşünüyor, onun yaptığı tüm hataları alıyor, topluyor. Cerbesi bunu yapıyor aynısını diyor. İşte mesela, problem çıkıyor. Doğru, seninle kavga çıkmamızın sebebi, bir sürü iyiliklerin de var. Niye peki seninle kavga ediyoruz? Bir sürü iyilikleri var. Çünkü senin geçmiş iyiliğine hiç bakmıyorum. Bütün o kötülüklerini topluyorum. Bütün kötülüklerini topluyorum, şu anda sana yapıştırıyorum. Öyle bakıyorum, bu kadar pisliklerin toplamının sahibi var adam. Seni iyi ki kesmiyorum. Ona hep diyor. Hep bu. Hep öyle. Ama bunun arasında bir sürü iyilikler. Onu görmüyor. Evet. Burada duruyoruz. Namazı da kılacağız. Va efendim. Ramazan'da program nasıl yapacağız? Ramazan'da onu konuşuruz. Va ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masalama. Allah'ım selam.